Tekrar herkese günaydın. 9:46 oldu şu an saat itibariyle. 20 katılımcımız var. Buradan bizden uzman arkadaşlar da mevcut. 4-5 kişi. Yani bir 15 katılımcı herhalde şu an mevcut da. Kayıt yaptıran daha fazla kişiydi ama daha fazla beklemek de şu an bekleyen katılımcılarımıza haksızlık olabilir diye düşünüyorum. Herkes için uygunsa başlayabiliriz. Fikri olan varsa iletebilir. Hani bekleyelim biraz daha tanıdığımız insanlar var gelecekler vesaire gibi bir durum varsa. Sesim geliyor mu bu arada herkese? Geliyor, evet. Tamamdır. O zaman başlayalım. Bugünkü eğitim sunum, öncelikle ismim Nedim Sözen. Yeni yapılanmada İleri Teknoloji Biriminde görev yapmaktayım. Bugünkü eğitimimizde sizlere önce programı kısaca bir tekrar tanıtarak, biliyorsunuz aslında Ağustos'ta bir şey yapmıştık, bilgilendirme toplantısı yapıldı. Onu hızlı bir şekilde tekrar etmek, belki o günkü toplantıya katılamayan veya o bilgileri tazelemek adına, katılamayan kişilerin bilgilendirmek veya katılmış olsa bile bilgilerini tazelendirmek adına. Amaç öncelikler, kimler uygun başvuru sahibidir, uygun örnek proje konuları nelerdir, uygun maliyetler nelerdir, seri bir şekilde üzerinden geçelim. Yine sunuma başlarken şunu da söylemek isterim. Biz 9:30-17 yazdık eğitim için ama biliyoruz özel sektördesiniz, herkes de çok yoğun. Biraz seri olmayı biz belki planlıyoruz. Bu konuda daha yavaş olalım, bizim vaktimiz var vesaire gibi bir durumunuz olursa lütfen bunu da iletin. Sorularınız olursa araya da girip sorabilirsiniz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Akşam 5'e kadar değil, hani büyük ihtimal daha erken bitme olasılığı var. Sizler için de uygun ise biz seri gideceğimiz, sizin zamanınızı daha kıymetli değerlendirmek için ve sizleri çok fazla sıkmamak için. Çünkü 3 tane sunum ve biraz yoğun olacak. Konsantrasyon bozulmasına yol açabilir. Evet, tıbbi cihazlar finansman desteği programımız Medifin olarak kısalttığımız programımız. 23 Ağustos'ta başvurulara KAYS üzerinden açtık. Biliyorsunuz Kalkınma Ajansı'na bütün başvurular KAYS üzerinden gerçekleştiriliyor. Matbu bir evrakla ajansa başvuru olmuyor. İnternet üzerinden yani KAYS üzerinden son başvuru tarihi de 23 Eylül, 23.59. Bu çok önemli bir tarih ve saat. Hatta biz tavsiye ederiz ki son gün, son saat, son dakikalara bırakmayın. Çünkü bazen yüklenme olduğu zaman sistemsel olarak takılmalar vesaire olma ihtimali olabilir. Geçmişte örnekleri oldu. Mümkünse projenizi bitirdiğiniz zaman hızlıca başvurusunu onaylamak mantıklı. E-imzayla başvuruyu onayladıktan sonra bir de bir taahhütname imzalanma kısmı var. E-imzanız varsa bunu direkt e-imzayla imzalayabilirsiniz. Fakat e-imzanız yoksa söz konusu taahhütnamenin çıktısını alıp yetkili kaşe imza yapıp ajansa fiziki olarak teslim etmeniz gerekiyor. Bunun için son tarih ise 30 Eylül mesai saati bitimi saat 17'ye kadar. Şimdi programımızın amaçları nelerdir? Genel amacı yani orta ve uzun vadeli amacı Ankara'nın ileri teknoloji sektörlerinde teknoloji ve ürün geliştirme, üretme ve ticaretleşme ekosisteminin ve kapasitesinin geliştirilmesi. Özel amacımız ise daha kısa vadeli bu programın erişmeye çalıştığı özel amaç ise Ankara'da tıbbi cihazlar sektöründe teknoloji ve ürün geliştirme, üretme ve ticaretleştirme ekosisteminin ve kapasitesinin geliştirilmesi. Programımızın öncelikleri 3 tane. Teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesi, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve ticaretleştirme kapasitesinin geliştirilmesi. Yani Ar-Ge'den üretime, üretim sonrası ticaretleştirmeye kadar 3 ayağa da yönelik önceliğimiz mevcut. Bu kapsamda ajansın bu program için ayırdığı kaynak 15 milyon TL şu an için ve bize sunulacak projelerin bütçesi anlamında asgari tutar 250 bin, azami tutar ise 2 milyon TL. Yani bankadan alınacak kredi uygunluk belgesi 2 milyon TL olan bir firma bize 2 milyon TL bütçeli bir proje sunabilir. Ajansın kar payı destek oranı %100. Burada kastedilen biliyorsunuz katılım bankalarında kredi çektiğinizde belli taksitler halinde ödediğiniz kar payı var. Ajans bunları karşılamış oluyor. O nedenle %100. Projenizin süresi maksimum 9 ay olabilir. Geri ödeme süresi ise en az 35 ay, en fazla 36 ay ve bunun ilk 6 ayı geri ödemesiz dönem. Ve geri ödeme süresinin başlangıç tarihi de
projenizin ilgili faaliyetine ilişkin krediyi kullandığınız an başlamakta. Ödemeleri ise, geri ödemeleri ise, ana para ödemelerini ise 3'er aylık taksitler şeklinde yapmaktasınız. Siz ana parasını ödediğinizde banka ajansla temasa geçip ajansla söz konusu ana paranın kar payını ödemiş bulunuyor. Projelerin doğal olarak Ankara Kalkınma Ajansı olduğumuz için faaliyet alanı ve uygulama yerleri Ankara olması gerekiyor. Peki uygun başvuru sahipleri kimlerdir? İşletmelerdir. Fakat şu özelliklere sahip işletmelerdir. Ankara'da tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösterecek. Kendisi, firması ya da ürettiği ürün Sağlık Bakanlığı ürün takip sistemine kayıtlı olacak. Ve bizim EGGE diye programın eklerinde bulunan OECD'nin ileri teknolojili ürünler listesi olan EGGE'de yer alan bir ürünü üretiyor veya üretecek olması, projeyle beraber üretecek olması gerekiyor. Kredi uygunluk belgesi için biz 31 Ağustos'a kadar başvurursanız çok yararınız olur diye bir uyarı koymuştuk. Burada aslında kredi uygunluk belgesi sizin 23 Eylül'e KAYS son başvuru tarihine kadar elde edip KAYS'a yüklemeniz gereken bir belge. Şunu da sorabilirsiniz. Ben başvurdum bankaya fakat hala değerlendirme devam ediyor. 23 Eylül itibariyle, yani KAYS'a son başvuru tarihi itibariyle ben bankaya başvurumu yaptım ama bana kredi uygunluk belgesi henüz çıkmadı. İşlemler devam ediyor. Buna ilişkin, yani başvuruyu yaptığınıza ve işlemlerin devam ettiğine ilişkin yazıyı da KAYS'a yüklemeniz bizim için yeterli olacak. Daha sonrasında ön inceleme aşamasında, projelerime değerlendirme aşamasında kredi uygunluk belgesi çıkınca o süreçte onları temin edip değerlendirme aşamasına geçebileceğiz. Başvuru ve destek sayıları. Program kapsamında bir firma en fazla bir başvuru yapabiliyor ve bir destek alabiliyor. Başvuruya yönelik uygunluk kriterleri de üçe ayrılıyor. Bir, başvuru sahibinin uygunluğu. İki, projelerin uygunluğu. Üç, maliyetlerin uygunluğu. Şimdi başvuru sahibinin uygunluğuna bakarsak. Proje faaliyetinin öncelikle projeyi sunan kurum kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekiyor. Yani o alanda hali hazırda projeye konu alanda faaliyet gösteriyor olması gerekiyor. Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara'da kayıtlı olması veya merkez ya da yasal şubelerinin Ankara'da bulunması gerekiyor. Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi. Yani bu projeyi sizlerden birinin hazırlamış olması ve başarılı olması durumunda izleme aşamasında yönetirken de bir taşeronluk vesaire başka birisinin yönetiyor ama siz buna aracılık ediyor olmamanız gerekiyor. Projeyi sahiplenip konuya hakim ve ajansla olan iletişimde birebir muhatap sizin olmanız gerekiyor. En az proje bütçesi kadar kredi kullanmaya uygun olduğunu gösteren ve başvuru sahibi adına düzenlenmiş kredi uygunluk belgesi alınmış olması gerekiyor. Az önce bundan bahsettim zaten. Ve proje bütçesinin kredi uygunluk belgesinde yazan tutarı geçemeyeceğini de belirtmiştim. Ürün takip sistemine kayıtlı olması, firmanın ya da ürettiği ürünün ve yine üretilen ürünün ya da üretilecek ürünün rehber ekinde yer alan EGGE ileri teknoloji ürün beyanındaki ileri teknoloji ürünlerden en az birini üretecek olması gerekmekte. Bu sizin beyanınız zaten. Bazen sorular gelebiliyor. Bizim kendi tam oradaki kırılımlara uymuyor ama onun alt kırılımlarında yer alıyor vesaire şeklinde. Onu beyan edeceksiniz. Ön inceleme aşamasında artık o değerlendirilecek. Örnek faaliyet konuları. Bunlar bu konuda proje sunulmalıdır amacıyla yazılmış konular değil. Sadece fikir vermesi açısından üretilmiş bazı konular. Bunların dışında yukarıdaki o üç önceliğe uygun olmak kaydıyla her türlü proje sunulabilir. Programın rehberin diğer kurallarına da uygun olmak kaydıyla. Ham madde ve ara malları tedarikinde yerleşmeyi hedefleyen faaliyetlere ilişkin projeler. Sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine yönelik danışmanlık belge alınması. Test laboratuvarı faaliyetleri, kalite uzmanı, Avrupa Birliği patent vekili gibi nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik eğitimleri içeren faaliyetler, Ar-Ge ve kalite güvence eğitim ve danışmanlıkları, klinik araştırma ve çalışmaları, FDA, CA, CE, MDR, IVDR gibi sertifikasyon ve akreditasyon çalışmaları. Bunlar projenin faaliyetleri. Yani bunlardan birkaç tanesi bir projenin içerisinde eş zamanlı yer alabilir. Sadece bir tanesi bir proje olması anlamında söylenmiyor. Yurt dışı patentleme süreçlerine yönelik çalışmalar, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, Ar-Ge ve üretim ekosisteminin geliştirilmesi ve ileri teknolojili ürün üretim kapasitesinin artırılması, ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretim ve ihracatına yönelik faaliyetler, uluslararası marka değerinin kazanılmasına, artırılmasına yönelik faaliyetler, küresel pazarda rekabet edebilirliğin artırılması faaliyetleri. Bunlar faaliyetlerdi. Faaliyetlere örneklerdi. Peki proje maliyetlerinin uygun olması için, bütçeye yazacağınız maliyetlerin uygun olması için gerekli koşullar nelerdir? Genel koşullar.
Birincisi projenin süresi içinde, uygulama süresi içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Başvuru yaptınız, ön inceleme ve teknik değerlendirmeden geçti, ajans başarılı buldu, ilan etti, sizinle temasa geçti. O noktadan sonra bir sözleşme imzalanıyor ajansla sizin aranızda. Sözleşme imzaladıktan sonra başlayıp projenizin süresi de diyelim 9 ay. O 9 ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen maliyetler buldu. Projeyi hazırlık süresinde yaşadığınız bazı maliyetler, katlandığınız maliyetler ya da proje bittikten sonra ortaya çıkan maliyetler uygun maliyet olarak kabul edildi. Maliyetlerin projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması, maliyet etkinliği sağlaması gerekiyor. Fiyatlar anlamında olsun, piyasa fiyatları anlamında olsun ve sizin o faaliyeti gerçekleştirebilmek için gerçekten o nitelikte ve o fiyatta bir ürüne sahip olduğunuzun proje içerisinde güzel bir şekilde izah edilmesi gerekiyor. Başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor harcamaların, başka bir aracı tarafından değil. Ve başvuru sahibinin hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir. Orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi, yani mevzuata uygun şekilde kesilmiş faturalarla ve yine işletmenin muhasebe hesaplarına da kayıtlanmış bir şekilde bulunması gerekiyor yapılacak her türlü harcama. Finansman desteği kapsamında gerçekleştirilecek harcamaların her halükarda katılım bankacılığı ilke ve standartlarına da uygun olması gerekmekte. Uygun doğrudan maliyetler nelerdir bu program kapsamında? Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla yeni makine, ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri. Bu ekipman alımında nakliye, montaj ve teslimat da bunun içine dahil. Yani bunlar uygun maliyet. Kalite sistemleri, marka, patent, endüstriyel tasarım gibi geçerli belgeler alınmasına yönelik giderler. Projenin uygulanmasına ilişkin sarf malzemesi maliyetleri, kağıttır, CD, kartuş, kırtasiye vesaire. Toplam proje bütçesinin %10'unu geçmemek üzere yedek parça alımları. Yine toplam bütçenin %5'ini geçmemek koşuluyla ve projenin uygulanması için de gerekli olması koşuluyla ham madde ve malzeme alımları, hizmet satın alma maliyetleri, taşeron maliyetleri, mali hizmetlere ilişkin maliyetler uygun. Yani proje faaliyetleri kapsamındaki havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, BSMV vesaire bunlar uygun maliyetler. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde görülen destek tutarının %30'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri, bir oda inşa etmek vesaire, temiz oda inşa etmek veya bir küçük çaplı bir inşaat işi ama proje için gerekli olması koşuluyla. Görünürlük maliyetleri, tabeladır vesaire, ajansın ve bakanlığımızın görünürlüğünü sağlamaya yönelik her türlü görünürlük maliyetleri. Yazılım, otomasyon sistemleri, web sayfası ve e-ticaret kurulumu giderleri. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin katma değer vergisi. KDV dahil olarak hazırlıyorsunuz bütçelerinizi. Peki uygun olmayan maliyetler nelerdir? Kredi kullanımına yönelik işlem ve dosya masrafları, buradaki ekspertiz ücretleri, teminat varsa masrafları, havale maliyetleri, sigorta banka maliyetleri vesaire. Krediye ilişkin hesaplanan kar payı gideri dışında herhangi bir sebepten kaynaklanan her türlü maliyet, ajans sadece kar payı giderini ödeyecek. Başvuru sahibinin ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğabilecek olan her türlü ceza, zam, faiz ve diğer giderler uygun maliyet değil. Borçlar, zarar veya borç karşılıkları, faiz borcu, hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler. Burası önemli. Aynı anda iki farklı kamu kurumundan veya iki farklı programdan aynı proje veya o projenin aynı faaliyeti için, aynı ekipman için destek almıyor olmanız gerekmekte. Bunu zaten beyan ediyorsunuz formlardan bir tanesinde fakat sonradan ortaya çıkması durumunda desteğin kesilip geri alınması durumu söz konusu. Her türlü araç alımı uygun maliyet değil. Arazi veya bina alımları, ofis, bina ve her türlü gayrimenkul kira maliyetleri uygun değil. İkinci el ekipman alımları uygun değil. Yeni olması gerekiyor ekipmanların. Makine ekipman kiralama da uygun değil. Satın alınması gerekiyor ve yeni olarak arzu ediyorsa. Proje ile ilgisi olmayan yapım işleri, proje faaliyetlerinin uygulanması için gerekli olmayan faaliyetler, personel maliyetleri, insan kaynakları kalemimiz uygun değil, seyahat giderleri kalemimiz bütçede uygun değil. Dört nolu yine bütçede göreceğiniz yerel ofis maliyetleri uygun değil çünkü ofis kira maliyetlerinin uygun olmadığını belirtmiştik. Kur farkından doğan zararlar, biliyorsunuz kurlar artabiliyor başvuru yapılan tarihte daha sonra uygulama alanında. Bundan kaynaklı zararlar uygun maliyet maalesef değil. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri az önce belirtmiştim. Maliyetlerin uygun olabilmesi için ajansla sözleşme yapıldıktan sonra başlayan süreç
ve projenin süresi sonuna kadar olan süreç arasındaki sürede, proje uygulama süresinde yapılması gerekiyor bütün maliyetlerin. Kesilecek faturaların tarihlerinde bu tarih arasına düşmesi gerekiyor. Başvuru sahibi dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, SALT sözleşmeye, teminatlara ve ajans ile başvuru sahibi arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, kâr payı giderleri hariç zaten bunu biz ödeyeceğiz. Alınan makine ekipmanlarına ilişkin gümrük vergisi ve ÖTV, özel tüketim vergisi uygun maliyet değil. Kamulaştırma ve istimlak bedelleri söz konusuysa proje kapsamında uygun maliyet değil. Aynı katkılar, yani başvuru sahibinin kendisinin koyduğu, ortaya koyduğu parasal karşılığı olmayan, ofisini kullandırır, bilgisayar, ekipman, bazı ekipmanlarını proje kapsamında kullandırtabilir. Bunlara aynı katkı diyoruz. Bunlar uygun maliyet değil. Onların parasını bütçeye yazamıyoruz. Uygun olmayan maliyetlere devam edersek, leasing ve yani finansal kiralama ve amortisman giderleri uygun değil. Üçüncü taraf taraflara verilen krediler, bu hibeler uygun maliyet değil. Bunların aslında birçok kısmı belki sizleri için uygun değil ama mevzuatta yazdığı için biz hepsini tek tek bu kapsamda bir tane bile faaliyet çıkması ihtimaline karşı tek tek sayıyoruz bunları. Katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun olmayan maliyetler. Kredi garanti fonundan kefalet talep eden başvuru sahiplerinin söz konusu fon tarafından verilen hizmetler karşılığında ödeyecekleri komisyon ve masraflar uygun olmayan maliyetler olarak değerlendirilmekte. Bazı önemli uyarılarımız programla ilgili. Ajansa sunulan projelere ait bütçelerin KDV dahil fiyatlar üzerinden hazırlanması gerekiyor. Bunu belirtmiştik. Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamaz. Az önce bunu da belirtmiştim. Hali hazırda başka bir kapsamda destek alan bir projenin veya onun bir kaleminin ajanstan destek almaması gerekiyor. Bir mal hizmet alımı için başvuru sırasında sunulan proforma veya fatura işte teklif tutarı ile uygulama aşamasında bu mal hizmet alımı gerçekleştiğinde kesilecek olan fatura tutarının birbirine eşit olması gerekiyor. Başvuruyu yaparken koyduğunuz proforma ile satın alma aşamasında kesilecek faturadaki tutarların aynı olması gerekiyor. Mal hizmet alımları bu mal hizmet kalemleri için hazırlanan teknik şartnameye uygun olmalı. Siz alım yaparken yapmadan önce bir teknik şartname hazırlayacaksınız. Malın teknik özelliklerine yönelik aldığınız malın kesinlikle bu teknik şartnamedeki özelliklere uygun olması gerekmekte. İzleme aşamasında bunların kontrolü mümkün olacak çünkü. Yine başvuru sahibinin program ilan tarihinden sonra ilgili aracı kurumdan kredi uygunluk belgesi alması gerekli. Bunun için son tarihi belirtmiştik. 23 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar aldığınız kredi uygunluk belgesinin veya son dakikada başvurdunuz ya da işlemler uzun sürdü devam ediyor. Henüz kredi uygunluk belgesini alamadınız. Bankaya kredi uygunluk belgesi için başvurduğunuza ve işlemlerin sürdüğüne dair bankanın vereceği yazıyı 23 Eylül saat 23.59'a kadar KAYS'ta ilgili destekleyici belgeler kısmına yükleyip o başvurunun da onaylanmış olması gerekiyor. Başvuru sahibinin bu belgede yer alan kredibilitesinin proje bütçesi tutarına eşit ya da büyük olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 2 milyon TL'lik bir kredi uygunluk belgesi aldıysanız 2 milyon TL'lik bir bütçe ya da belki daha büyük bir bütçe koyabilirsiniz kendiniz harcama yapacak iseniz. Bu belgenin eksik olma ya da daha pardon kredibilitenizin altında bir başvuru yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz en yüksek proje bütçesi aldığınız kredi uygunluk belgesindeki tutar. Yani 2 milyon TL'lik kredi uygunluk belgesi aldıysanız yazabileceğiniz azami proje tutarı bütçesi 2 milyon TL. Ama siz 2 milyon TL'lik kredi uygunluk belgesi alıp ihtiyaçlarınızla binaen 1 milyon 800 bin TL'lik bir bütçe ve kredi başvuruda bulunabilirsiniz. Bu belgenin eksik olması ve kredibilitenin proje bütçesi tutarından düşük olması halinde proje ön inceleme aşamasında daha değerlendirmeye geçmeden elenecektir. Aracı kurumumuza başvuru biliyorsunuz Vakıf Katılım Çukurambar Şubesi ama Ankara'daki diğer vakıf katılım şubelerine de onlarla çalışan, onlarla üzerinden de başvuruda bulunup alınabildiğini söyleyebiliriz. Ama temel belirlediğimiz, protokol yaptığımız şube Vakıf Katılım Çukurambar Şubesi. Başvuru belgeler arasında imzalı ve kaşeli kredi uygunluk yazısı bulunmayan veya kredi talebi henüz sonuçlandırılmamış başvurular için projenin teslim tarihine kadar, az önce belirtmiştim, ilgili aracı kuruluşa kredi uygunluk başvurusunda bulunduğunu belgeleyemeyen başvuru sahiplerinin başvuruları ön inceleme aşamasında reddedilir. Burası önemli, kritik bir nokta. Bir diğer uyarımız, evet, yararlı olan bir şeydi bu. Ağustos'un sonuna kadar hani başvurursanız o kadar hızlı kredi uygunluk belgesini alırsınız diye. Ama belirttik defalarca, 23 Eylül'dür aslında sisteme yüklemeniz için o belgeyi son tarih. Başvuruları
Ajansımızın web sitesi üzerinden de erişebileceğiniz ya da linki ekranda gözüken KAIS proje faaliyet destekleme modülü üzerinden e-devlet aracılığıyla yapıyorsunuz. Yani bu modüle kullanıcı girişi için başladığınızda zaten sizi direkt e-devlete yönlendiriyor ve e-devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp gerekli ilgili adımları takip ederek KAIS'ta önce firmanızı tüzel paydaşı olarak tanımlıyorsunuz ki bunun detayları daha sonraki ilerleyen sunumlarda anlatılacak. Daha sonra da proje başvurusunu gerçekleştiriyorsunuz. Her başvuru KAIS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmakta. Ve taahhütnamenin e-imzanız varsa onunla imzalanması esas. Fakat ve taahhütname ne imzala imzalanması da bu internet üzerinden KAIS son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanması gerekiyor. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde herhangi bir sorundan e-imzanın bulunmaması veya imzalanamaması durumunda taahhütnamenin indir diye bir buton var orada. Çıktısı alınıp yetkili tarafından kaşı imza yapılarak yine en geç 5 iş günü içerisinde yani 30 Eylül saat 17'ye kadar ajansa fiziki olarak elden teslim edilmesi gerekiyor. Yoksa başvuru geçersiz sayılmakta. Ajansımızın adresi Aşağı Beşler Mahallesi 1322. Cadde No. 11 Çankaya Ankara. Sıkça sorulan sorularımız var. Eğer programla ilgili sorularınız olursa medifinet.ankaraka.org.tr adresine 10 Eylül tarihine kadar gönderebilirsiniz. Biz de bu soruları en geç 10 gün içerisinde web sayfamızda sıkça sorulan sorular başlığı altında yayınlayacağız. Destekler kısmında sıkça sorulan sorular kısmında yayınlayacağız ki bireysel olarak sorulan bir soru birçok kişinin de diğer başvuru potansiyel başvuru sahiplerini de ilgilendiriyor olabilir. Onların da bilgilenmesi ve faydalanması adına. KAIS başvurusunun nasıl yapılacağı, bu bizim rehberimizde olan bir sayfa zaten. Rehberi inceleyenler biliyor ve ilerleyen aşamalarda zaten bir sonraki sunumda, yani iki sonraki sunumda bunun detayları gösterilecek ama KAIS'e e-devlet üzerinde giriş yapıp kendinizi, kurumunuzu tanımlayıp sonra ilgili destek programını seçip o destek programında KAIS zaten bütün modülleri karşınıza, projenin adı nedir, özeti nedir, başlığı nedir, niye bu proje yazıldı, hedef grupları nedir, hangi çıktıları sağlayacak, sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacak, gerekçelendirmesi nedir, beklenen çıktıları nedir vesaire gibi birçok konuyu zaten sırayla siz girdikçe adım adım karşınıza getiriyor olacak. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Başvuruların değerlendirilmesi, siz başvuruları yaptınız. Yani kredi uygunluk belgesini alarak bütün evrakları tam eksiksiz 23 Eylül tarihinde en geç o tarihte KAIS üzerinden onayladınız ve taahhütnamenizi de ya e-imza ile imzaladınız ya da ajansa fiziki olarak en geç 30 Eylül'e kadar sundunuz. Yani başvurunuz geçerli bir başvuru oldu. Daha sonraki aşamalar ne olacak? Öncelikle ön inceleme. Onaylı kredi uygunluk belgesi bulunmayan ve başvuru rehberinde belirtilen idari kriterlere uygun olmayan projeler ön inceleme aşamasında eleniyorlar. Değerlendirme aşamasına geçemiyor. Ön inceleme aşamasında sorunsuz geçen projelerse teknik ve mali değerlendirmeye geçilecek. Burada değerlendirme komitesi tarafından değerlendirmesi gerçekleştirecek. Bu söz konusu değerlendirmenin puanlaması nasıl olacak diye bakarsak işletme kapasitesi 30 puan, ilgililik yani programın öncelikleriyle ilgili değil başvurunun 30 puan, projenin ve faaliyetlerinin etkinliği, etkilisi ve sürdürülebilirliği 25 puan, projeye konu bütçenin ve bütçenin maliyet etkinliği de 15 puan. Değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek projeler. Genel bir tahmini bir takvimdir. Orada bile yoktu. Siz başvuruları yaptıktan sonra 3 hafta içerisinde ön inceleme aşamasının daha sonra başvuru sahiplerinin bir yerinde ziyareti anlamında bir ön izleme yapılması planlanmakta. Tahmin olarak 2 hafta içerisinde ön izlemelerin gerçekleştirilmesi, daha sonra da ön izlemesi gerçekleştirilen projelerden sonra teknik ve mali değerlendirmenin 7 hafta içerisinde sonlandırılması ve en son ajans yönetim kurulu onayıyla asıl ve yedek listelerin ajans web sitesinde ilan edilmesi ve başarılı proje sahipleriyle resmi yazılar ve teknolojiyle temasa geçirilmesi planlanmakta. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katılımcılardan biri başlangıçtaki sunumumuz bu kadar. Birazdan diğer bir arkadaşımız proje dönüşü yönetimi eğitim sunumuyla devam edecek. Sorularınız varsa eğer ben sorularınızı alabilirim. Mikrofonlarınızı ses. Açarak sorabilirsiniz ses. Herhangi bir sorunuz varsa. Ses. Annenin mesajı bana geldi. Onu demeye çalışıyorum Katılımcılarımızdan bir tanesinin mikrofonu açık kalmış. Herhangi bir ara vermek ister misiniz? Yoksa direkt Ebru Hanım'ın sunumuyla devam edelim mi?
bu konudaki görüşü. O zaman sana geliyor mesaj. Çıkmıştır, çıkması lazım. Sana galiba soru yok. Hem de devam edeceksin. Dışarı çıktı gelecek. Ben öyle anlıyorum. O zaman Ebru Hanım'a gelecek tamam. Ebru Hanım'la devam edebiliriz. Buyurun Ebru Hanım, söz sizde. Şey, çok pardon diyor. Açık olan mikrofonları uyarabilir miyiz acaba ya da yöneticimiz kapatabilir mi? Sesiniz şu an henüz gelmiyor Ebru Hanım. Bilginiz olsun. Merhabalar. Ekran görüntüsünde bir sorun yok sanırım, değil mi? Ekran görüntüsünde. Ben sesinizi alamıyorum Ebru Hanım şu an için. Diğer sesini alabilen var mı Ebru Hanım'ın? Ben alabiliyorum Ebru Hanım'ın sesini. Ses gidiyor sanırım. Ha, duyuluyormuş. Esra Ceylan Hanım ben duyuyorum demiş. Tamam, ben duyamadım. Ekran görüntüsünde herkes duyuyorsa sorun... Ebru Hanım siz devam edebilirsiniz. Ekran görüntüsünde sorun yok. Herkes görebiliyor mu? Evet, çift slide açık. Herkese merhabalar, hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Şimdi ikinci sunumumuz proje döngü yönetimi konusunda olacak. Yani proje hazırlama eğitimimiz. Bu sunumumuzda proje ile ilgili kavramlar, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı, proje döngüsü yönetimi adımları gibi bazı şeyleri üzerinden geçeceğiz. Zaten hani proje hazırlama işin içerisinde olan arkadaşlarımızın fazlasıyla aşina olduğu konulardır. Normalde yüz yüze eğitim yaptığımızda bunu grup çalışmalarıyla daha hani iki güne yayarak yapıyoruz bu eğitim, ama şu anda Zoom üzerinden biraz daha özet ve hani ana kavramların ve önemli bazı noktaların üzerinden giderek gerçekleştireceğiz. Şimdi bazı temel kavramlarımız var proje döngüsü yönetimiyle ilgili. HİBE biliyorsunuz belirli bir üst düzey politikaya yönelik projelerin gerçekleştirilmesi için sağlanan geri ödemesiz mali kaynak. Burada altı çizilmesi gereken kısım geri ödemesiz olması HİBE'lerin. Donör kuruluş, proje veya faaliyetlere mali ve teknik destek sağlayan kurum ve kuruluşlara diyoruz. Teklif çağrısı, işte sağlanacak desteklere yönelik uygun başvuru sahiplerinin proje teklifi sunmaya davet edilmesi. Örneğin biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak bir mali destek programına çıktığımızda biz teklif çağrısı sunuyoruz. Bunu ana sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ilgili sektör temsilcilerine duyuruyoruz. Ve yani o teklif çağrısının akabinde başvuruları alıyoruz. Başvuru rehberi, başvuru sahipleri için hazırlanan, başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin yer aldığı kitapçık. Yine başvuru sahibi, proje veya faaliyet desteği almak üzere destek sağlayan kurumlara başvuran gerçek veya tüzel kişilere de başvuru sahibi diyoruz. Şimdi proje nedir dersek, bu üç tane ipucu var şekilsel olarak ekranda. Bir yorumda bulmak isteyen olabilir mi proje nedir sorusuna? Fikir beyan etmek isteyen olur mu? Katılımcılarımızdan. O zaman devam edelim. Şimdi proje dediğimiz zaman üç temel kavramımız zaman, kaynak ve amaç. Yani belirli bir yerde, belirli bir süre içinde ve belirli bütçeyle net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütününe proje diyoruz. Burada üç kilit unsur. Zaman, kaynak ve amaç olması. Yani mutlaka belirli bir yerde, mutlaka çerçevesi belirlenmiş bir zaman içerisinde ve mutlaka belirlenmiş bir bütçeyle hazırlanması gerekiyor projenin. Neden proje hazırlanır peki? Yani neden proje hazırlıyoruz? Tabii ki bir değişim için. Hani bu değişim belli bir sorunun çözümüne yönelik olarak da olabilir veya mevcut sistemin iyileştirilmesine yönelik olarak da yapılabilir. Şimdi bu değişim yani mevcut durumu öncelikle analiz ederek yani mevcut durumun ne olduğunu anlayarak daha sonra hangi yönde bir değişim istediğimize yönelik projeyi kafamızda şekillendirerek ve bunun planlamasını yaparak yani faaliyetlerini, bütçesini, hangi aşamalardan geçeceğini planlayarak nihai olarak projemizi şekillendiriyoruz. Tabii ki her projenin
belli bir köklere dayanması gerekiyor. Şimdi örneğin politikalar ulusal çapta, örneğin Avrupa Birliği uyum süreci bizim ulusal çapta bir devlet politikamız, hükümet politikası. Bunun altında örneğin 11. Ulusal Kalkınma Planı ya da mesela Ankara Bölge Planı dediğimiz zaman bu bizim hükümet politikasına dayanarak oluşturduğumuz daha alt bir plan. Bunun altında Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı dediğimiz zaman yine bu politik ve plana uygun olarak hazırladığımız bir program. Mesela bir proje fikri, gençlere yönelik girişimcilik merkezi oluşturalım dediğimiz zaman yine bu köklere dayanarak oluşturduğumuz bir proje fikri ve mesela faaliyet olarak da girişimcilik eğitimlerini alabiliriz. Proje mühendisi yönetim dediğimiz zaman da bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece proje döngüsü diyoruz. Ve bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe de proje döngüsü yönetimi diyoruz. Şimdi neden bir döngüden bahsediyoruz? 6 ana aşamadan oluşuyor proje döngüsü dediğimiz olay. Öncelikle proje fikrinin belirlenmesi, daha sonra proje fikrinin analizi, analiz sonucunda planlama, yani proje kapsamında olacak tüm faaliyetlerin, tüm bütçenin, her türlü zamanın, yerin ve kaynakların planlanması. Daha sonra finansman aşaması, hani bu projemizi gerçekleştirmek için hangi finans kaynaklarından ne şekilde yararlanacağımızın netleştirilmesi, uygulama aşaması tabii ki de ve uygulama aşamasının akabinde de izleme ve değerlendirme aşaması geliyor. Ondan sonra tekrar bu 5 aşamadan sonra tekrar proje fikrinin belirlenmesine de, yani bir önceki proje fikrinden daha sonra yeni proje fikirlerine geçişte bundan sonra olabiliyor. Buna biraz sonra biraz daha ayrıntılı geleceğiz. Şimdi mantıksal çerçeve yaklaşımı proje planlama ve yönetimi desteklemek üzere kullanılan analitik bir süreç ve araç seti. Biraz daha ayrıntılı bakacağız buna. Şu şekilde bir çerçeve, matris düşünün. Yukarıdan aşağı 4 sütun ve soldan sağda yani yatay olarak da 5 satır şeklinde. Şimdi proje mantığı, genel amaç, özel amaçlar, deklaran sonuçlar ve faaliyetleri içeren proje mantığı. Bunların başarı göstergeleri her bir proje mantığı adımı için, yani genel amaç, özel amaç, sonuçlar ve faaliyetler için başarı göstergelerinin olduğu ikinci sütun. Bunların doğrulama kaynakları, bu göstergeleri ne şekilde doğrulayacağız? Onları yazdığımız üçüncü sütun ve en nihayetinde varsayımlar ve ön koşulların olduğu dördüncü sütun. Şimdi mantıksal çerçeve projemizi tasarlarken problemleri belirlemede ve analiz etmede, sonra da bu sorunları çözmek üzere faaliyet planlarının geliştirilmesine yardım eden bir proje planlama aracı olarak bakacağız mantıksal çerçeve yaklaşımına. Projemizi nasıl test etmeliyiz? Uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği, uygunluğu, etki ve verimlilik açılarından projemizi test edeceğiz. Şimdi biraz daha ayrıntılı geleceğiz bunlara. Şimdi proje tabii ki bir fikirle başlıyor. Her şey bir fikirle başlıyor. Fakat her fikir bir proje midir? Sizce her fikir bir proje midir? Yorumda bulmak isteyen arkadaşımız olur mu? Yok. Peki, şimdi mesela burada 3 tane fikir var. Elinin Türk liralık bir bütçeyle bir el sanatları atölyesi kurmak, 6 aylık bir meslek eğitim programı gerçekleştirmek ya da yaşlı bakımına yönelik bir merkez inşa etmek. Şimdi bunlar birer fikir. Fakat bunlar birer proje olabilir mi? Proje fikri. Olamaz. Ne eksik burada? Şimdi 50 liralık bir bütçeyle bir el sanatları atölyesi kurmak bir fikirdir. Ama bunun yeri ve örneğin zamanı eksik. Yani mesela 6 aylık bir meslek eğitim programı gerçekleştirmek belli bir zaman öngörülmüş. Ama nerede ve hangi bütçeyle, ne kadarlık bir bütçeyle eksik. Ya da mesela yaşlı bakımına yönelik bir merkez inşa edildi. Yer belli ama ne bir zaman var bunun içerisinde ne de bir bütçe var. Yani 3 ana faktörün mutlaka net olması gerekiyor proje. Biraz önce söylediğimiz gibi zaman belli olacak, yer belli olacak, bütçe belli olacak. Dolayısıyla aklımıza gelen herhangi bir fikri ben bu şekilde projelendireyim diyerek yola çıkmamız mümkün değil. Yani bu 3 ana faktörün etmeni hepsinin belli olacağı şekilde projemizi kurgulamamız gerekiyor. Şimdi analiz planlama aşamasında proje fikri kapsamında mevcut durum incelenerek olması istenen duruma ulaştıracak stratejiler seçilir. Planlamada uygulama aşaması göz önünde bulundurularak proje fikri detaylandırılarak olgunlaştırılır. Şimdi analiz kısmında da sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi ve strateji analizi şeklinde 4 başlığa ayırıyoruz. Planlamada da mantıksal çerçeve, faaliyetlerin planlaması ve kaynakların planlanması şeklinde gidiyoruz. Şimdi mevcut durumu analiz etmemiz gerekiyor. Benim bir proje fikrine başlarken öncelikle mevcut durum nedir? Yani bunun bir analizini yapmamız gerekiyor. Bu çok büyük oranda masa başı, entelektüel süreçleri içeren ve masa başı bir iş. Bölgeye ait sosyal, ekonomik, kültürel göstergeleri inceleyerek ve analiz ederek başlayabiliriz.
Çevresel sorunlar ve riskler nelerdir? Bölgesel ve ulusal planlar nelerdir? O proje fikrimizi destekleyecek ve ona zemin teşkil edebilecek. Hükümet politikaları ve programlar nelerdir? Bunları analiz ederken de mutlaka tabii ki istatistiki bilgilerle o analizimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle yani proje hazırlanmasına başlanmadan önce yapılacak araştırmaların başında mutlaka bu saydığımız analiz alt süreçleri gerekiyor. Şimdi bunu yaparken de sorun ağacı yöntemi, sorun belirleme çalıştayları, SWOT analizi, paydaşların belirlenmesi, uzman görüşleri, fizibilite etüt çalışmaları, saha araştırmaları gibi pek çok yöntemi kullanabiliriz. Şimdi biz bu sunumumuzda sorun ağacı yönteminin nasıl uygulandığını anlatmaya çalışacağız. Şimdi sorun ağacı yönteminde ilgili tüm problemler tespit ediliyor. Bir başlangıç sorunu, ana problem seçiliyor. Ana problemi doğrudan etkileyen problemler sıralanıyor. Genel problemler sorun ağacından ayıklanıyor. Yalnız sorun ağacında yer alan problemlerin hepsinin gerçek olmasına ve gelecekte ortaya çıkması beklenen problemlerin belirtilmemesine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sorun ağacını belirlerken şu ağaç metaforundan gidecek olursak, şimdi ortada bir sorun varsa, şimdi proje nedir dedik, bir değişim dedik. Yani ya mevcut bir sorunu iyileştireceğiz ya da o mevcut bir sorun üzerinde iyileştirme meydana getirmeye çalışacağız. Ama mutlaka bir iyileştirme ve değiştirme var. Demek ortada bir sorun var bu proje hazırlıyorsak, değil mi? Şimdi bunun da mutlaka kök nedenleri var. Yani ağaç metaforundan gidecek olursak o sorun bizim bu gördüğümüz yapraklar. Yani ağacın yaprakları aslında sorun olarak görüyoruz. Ama mesela ağacın yapraklarında ya da mesela meyve vermiyor sadece. Mesela yapraklarında bir sorun varsa, hani bir kuruyorsa ya da mesela yeterince yeşil yaprak yok demek ki. Yani ağaç metaforundan gidecek olursak. Bunun kökenlerini nerede arayacağız? Ağacın tek köklerinde arayacağız. Problemler gövdeyle zeminin birleştiği yerde. Etkileri ve sonuçlarını aslında biz yani bizim gördüğümüz kısım etki ve sonuçları. Ama bunun çözümü için mutlaka kök nedenlere inmemiz gerekiyor. Şimdi buna şöyle bakacak olursak, şimdi ana problemimiz var, bizim asıl gördüğümüz ve üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz ya kökten değiştirmek istediğimiz ya da iyileştirme yapmak istediğimiz bir ana problem var. O ana probleme sebep olan alt problemler var. Yine o alt problemlerle sebep olan daha alt problemler var ve en nihayetinde kök nedenler var. Yani aslında yine ağaç metaforundan gidecek olursak, kök nedenler bizim nedenimiz, ortadaki sorunun nedeni. Ve işte ona sebep olan üst nedenler, ona sebep olan daha üst nedenler ve en sonunda kendisinin hiçbir şeye sebep olmadığı fakat tüm alt sebeplerin kendisine sebep olduğu bir ana problem var. Ve nihayet olarak bu da sonuç. Yani kök nedenlerdeki problem nihayet olarak bir ana probleme sebep olmuş oluyor sorun ağacında. Peki sorun ağacı nasıl oluşturulur? Sorunlar tanımlanır. Bir başlangıç sorunu seçilir. Neden olan sorunlar başlangıç sorununun altına yerleştirilir. Başlangıç sorununun sonucu olarak düşünülen sorunlar başlangıç sorununun üstüne yazılır. Neden sonuç ilişkisi içinde değerlendirilenler aynı seviyeye yerleştirilir diye. Şimdi teorik olarak söylemiş olalım bunu. Şimdi bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Şimdi örnek bir ilçemiz olsun. Adı Karaçay olsun. Şimdi Karaçay ilçesinin sorunları da şu ekranda gördüğünüz sorunlar olsun. Şimdi bu listeyi bir okumanızı rica ediyorum. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza. Ve buradaki ana sorun ne olabilir? Yorumlarınızı almak istiyorum. Bir okuyabilir miyiz Karaçay ilçesinin sorunlarını? Mikrofonunuzu açıp yorumda bulunabilirsiniz lütfen. Şimdi bu sorunlardan en nihai olan kendisinin başka bir soruna sebep olmadığı fakat alt diğer sorunların kendisine sebep olduğu ana sorun nedir sizce? Bu kaynaklarla alakalı gibi geldi bana. Kirlilik ve temizlenememek. Çok özür dilerim, alamadım. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum şu an. Şimdi tekrar söyler misiniz? Sanırım hani suyla alakalı temel bir problem var. O yüzden tüm sağlık problemlerine sebep vermiş gibi duruyor. Altyapı gibi düşünüyorum yani temelinde. Ana sorun altyapıdır diyorsunuz. Başka yorumu olan? Var mı fikri olan? Peki. Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Şimdi burada Karaçay ilçesinin sorunlarına baktığımızda şimdi yoksulluk var, işsizlik var, eğitim düzeyi düşük, altyapı yetersiz, belediyenin öncelikleri farklı, kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor, hijyenik içme suyu yok, salgın hastalık var. Çok fazla sorun var. Çocuklarda beslenme yetersizliği, sağlık ocağı ve klinikler yetersiz vesaire.
Fakat kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümlerinin son bir yıl içinde %10 oranında artması buradaki en spesifik ve en aciliyet arz eden ana sorun. Ve nihai olarak baktığımızda hani bunun yani bunun başka bir ana soruna sebep olmadığı ve altındaki tüm alt sorunların kendisine sebep olduğu en aciliyet arz eden ve en önemli madde nedir? Kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümlerinin son bir yıl içinde %10 oranında artmış oldu. Çünkü çok spesifik ve acil çözüm bulması gereken bir durum var. Yani bebek ve çocuk ölümleri artmış durumda. Yani bundan daha ötesi yok. Yani bebek ve çocuk ölümleri var. Tabii ki yoksulluk, işsizlik dolaylı olarak işte altyapının yetersiz olması, kanalizasyonun şehrin içinden açık bırakması, içme suyu kaynaklarına karışması bunların hepsi dolaylı olarak bu sorunu tetikliyor. Ama bu kadar aciliyet arz eden başka bir sorun yok bu çerçevede. Peki bu ana soruna sebep olan iki alt sorun ne olabilir? Yine yorum alabilir miyim? En spesifik iki alt sorun ne olabilir bu ana soruna sebep olan? Bir tanesi bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının yüksek olması olabilir mi? Evet, kesinlikle. Başka? Tamam. Devam edelim. Evet, çok doğru. Bir tanesi bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının yüksek olması ve bir tanesi de salgın hastalık olması. Yani bu iki alt sorun aslında bizim spesifik olarak en direkt olarak Karaçay ilçesinde 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümlerinin son bir yıl içerisinde %10 oranında artmış olmasına sebebiyet veren sorunlar. Tabii ki diğer sorunlar da onun zeminini hazırlayan sorunlar. Ama mesela bir yoksulluk, bir işsizlik, bir eğitim düzeyinin düşüklüğü bunlar çok yapısal sorunlar. Hani çok daha temel sorunlar. Bunların da tabii ki etkisi var ama hani en spesifik olarak buna sebep olan en yakın iki etkinin salgın hastalık olması ve bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının yüksek olması olduğunu. Şimdi sorun ağacı hazırlayacak olursak Karaçay ilçesi için. Şimdi yüksek oranlı bebek ve çocuk ölümleri bizim ana sorunumuz. Yani bunun artık kendisinden sonra başka bir şeye sebep olmadığı ve tüm diğer alt sorunların kendisine sebep olduğu ana sorunumuz bebek ve çocuk ölümlerinin yükselmesi. Buna sebep olan iki alt sorunumuz salgın hastalıklar ve bebek ve çocuklarda görülen yüksek enfeksiyon oranı. Tabii bunların da kendi alt sorunu var. Yani bebek ve çocuklarda görülen yüksek enfeksiyon oranı da örneğin bebeklerin yetersiz beslenme durumu, aşılanmış bebek ve çocuk sayısının azlığı direkt olarak enfeksiyon oranının yükselmesine sebep oluyor. Yine ebeveynlerin bilinçsizliği örneğin hem bebeklerin yetersiz beslenme durumuna sebep oluyor hem aşılanmış bebek ve çocuk sayılarının azlığına sebep oluyor. Yine sağlık kurumlarının yetersizliği aşılanmış bebek ve çocuk sayısının azlığına sebep oluyor. Yani direkt dikkat ederseniz hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama bir şeye sebep oluyor. Yani alt sorunlar bir üst soruna sebep oluyor. Üst sorunlar daha büyük soruna sebep oluyor. En nihayet hepsi ana soruna sebep oluyor. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Yine mesela salgın hastalıklar konusunda da ne sağlık hizmetlerine sınırlı erişim ve içme suyunun hijyenik olmaması direkt olarak etki ediyor salgın hastalıkları. Ailelerin düşük gelir düzeyiyle kanalizasyon içme suyunun karışması yine daha alt sorunlar olarak üst sorunları tetikliyor. Sağlık kurumlarının yetersizliği aynı zamanda sağlık hizmetlerine sınırlı erişime sebep oluyor vesaire. Ve bu şekilde bir sorun ağacı oluşturmak mümkün. Yani kök nedenlerden bir üst nedenlere onların oluşturduğu daha üst sorunlar ve en nihayet hepsinin oluşturduğu ana sorun. Şimdi normalde yüz yüze uygulamalı olduğu zaman bu eğitimimiz burada bir grup çalışmamız oluyor. Ama tabii şimdi daha özet bir şekilde geçeceğiz. Şimdi analize devam ediyoruz analiz kısmımıza. Paydaş analizi önemli yine proje hazırlarken. Şimdi paydaşla neyi kastediyoruz? Paydaş kimdir? Projeyle ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler hepsi bizim paydaşımız. Paydaşlar doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek veya projeyi etkileyecek olanlar. Şimdi şunu biliyoruz. Hiçbir kurum, hiçbir tüzel kişilik ya da hiçbir dernek yani projeyi, proje fikri olan ve proje fikriyle bir hibeye başvuran ve donör kuruluşa başvuran hiçbir kurum tek başına değil. Her şey bir ekosistem işi. Yani ekosistem bir paydaşlardan oluşuyor. Yani bir proje hazırladığınız zaman bu projeye mutlaka başka paydaşların etkileri olacak. Olumlu etkilenecek, olumsuz etkilenecek. Örneğin bir proje yapacaksınız zaman başka bir paydaş olumsuz etkilendiği için size belki engel çıkarmaya çalışacak. Veya başka bazı paydaşlar sizin o projenize daha destekleyici rollerde bulunacaklar. Yani bu bir ekosistem işi olduğu için mutlaka paydaş analizi yapmamız kritik önemde proje fikrini hazırlarken. Neden yapıyoruz paydaş analizini? Bir kere mutlaka hedef kitleyi belirlemek için. Şahısları, grupları ve organizasyonu projeyle ilgilerine göre belirlemek için.
Bunların proje için önemli olan ilgi ve beklentilerini tanımlamak için, projenin kurgusunu oluşturabilmek için mutlaka paydaş analizini yapıyoruz. Kimler olabilir dediğimiz gibi paydaşlar, hedef gruplar, ilgili resmi kuruluşlar, bireyler, çıkar grupları, sivil toplum kuruluşları. Bunların tamamı bizim paydaş analizimizde incelememiz gereken faktörler. Şimdi paydaş katılma ve projelerin kalitesine katkısı dedik. Şimdi projenin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklere uygun hale getirilmesine izin verir paydaş katkısı ve katılma. Projenin geçerliliğini, uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini artırır. Yerel kapasiteleri güçlendirir. Sivil toplum ve demokratik süreçleri güçlendirir. Mutlaka. Şimdi hedef grup, faydalanıcı, proje ortağı, paydaş gibi bazı kavramlarımız var yine proje hazırlarken. Hedef grup, proje hedefi seviyesinde proje faaliyetlerinden kısa vadede doğrudan etkilenen gruba biz hedef grup diyoruz. Faydalanıcı, projeden uzun vadede olumlu etkilenen gruba diyoruz. Proje ortağı, proje faaliyetlerini gerçekleştirmekten direkt sorumlu olanlar, uygulayıcılar ve paydaş da söylediğimiz gibi projeden doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkilenen kişi, grup, kuruluş, tüm bu faktörleri de paydaş diyoruz. Şimdi paydaş analizinde, paydaş analizini yaparken bize kalabalık edecek sorular. Bu sorun kimin sorunu bir kere? Proje fikrini hazırladığımız sorun en başta kimin sorunu? Mesela kimleri etkiliyor? Bu sorunun çözümünden en çok olumlu olsun, olumsuz olsun kimler etkilenecek? Bu çözüme en çok kim katkıda bulunabilir? Kim karşı çıkabilir? Kimlerle beraber çalışabiliriz bu projenin gerek fikir aşamasında, gerek yürütülmesinde? Proje sürecinden olumsuz etkilenecek paydaşlar varsa bu paydaşların kayıtlarının azaltılması için bir şeyler yapılabilir mi gibi. Şimdi bir de daha sonraki aşamamız hedef analizi. Şimdi biraz önce Karaçay sorun ağacından bahsetmiştik. Ana sorunumuzu, ana soruna sebep olan alt sorunları, yine o alt sorunları tetikleyen daha altta bulunan diğer sorunları ve kök nedenlere kadar inmiştik biraz önceki Karaçay sorun ağacından. Şimdi hedef analizinde bu sorun ağacından yola çıkarak yapacağız hedef analizimizde. Nasıl yapacağız? Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirmesi için çözümlerin analiz edilmesidir hedef analizi. Yani sorun ağacındaki olumsuz durumlar, olumlu durumlar olarak ifade edilen çözümlere dönüştürülür. Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve ulaşılması gerekenler yeniden ifade edilir. Gerçekli bir şekilde revize edilmesi gereken veya ekleme çıkarma yapılması gereken hususlar da tamamlanır. Şimdi, yani kısaca hedef analizi, sorun ağacındaki olumsuz durumların gelecekte olması arzu edilen durumlara çevrilmesi durumu. Şimdi biraz önceki sorun ağacımız nasıldı Karaçay ilçesinde? Söyledik ki yüksek oranlı bebek ve çocuk ölümleri bizim ana sorunumuzdu. Buna sebep olan iki alt sorun salgın hastalıklar ve bebek ve çocuklarda görülen yüksek enfeksiyon oranıydı. Yine ona sebep olan daha alt sorunlar. Peki hedef analizimizi nasıl yapacağız? Buradaki tüm olumsuz ifadeleri tek tek olumluya çevireceğiz. Yani olumluya çevireceğiz derken o sorunla ilgili hedefimiz ne? Onu belirleyeceğiz ve bu şablona, bu sorun ağacına olmaya çevirdiğimiz zaman da hedef ağacı ya da hedef analizi dediğimiz tabloyu göreceğiz. Şimdi en alttan başlayacak olursak, ailelerin beslenme konusundaki bilgisizliği bizim kök sorunlarımızdan bir tanesi. Hedef analizi yaparken ne yapacağız? Ailelerin beslenme konusunda bilinçlendiğini varsayacağız. Yani hedeflerimizden biri bu. Bebeklerin yetersiz beslenme durumunun iyileştirildiğini varsayacağız. Sağlık kurumlarının iyileştirildiğini, aşılanmış bebek ve çocuk sayısının azlığının yine artırılması yönünde hedef ifademizi olumluya çevirelim. Ve tüm bu alt sorunları eğer olumluya çevirirsek ne olacak? Bu alt sorunların sebep olduğu bebek ve çocuklarda görülen yüksek enfeksiyon oranı azaltılmış olacağız. Yani alt kök sorunları olumluya çevirirsek yine ne olacak? Bizim ana sorunumuza doğru olan üst sorunlarda iyileşmeye sebep olacak. Yine mesela diğer kısımdaki ailelerin düşük gelir düzeyleri artırılırsa, kanalizasyonun içme suyuna sağlık hizmetlerinin sağlık hizmetlerine erişim artırılırsa, kanalizasyon sistemi düzeltilirse, mesela içme suyunun hijyenik değil sorunumuz, yine içme suyu temizlenmiş olursa, bu alt sorunları halletmiş olursak ne olacak o zaman? Salgın hastalıklar azalmış olacak. Peki tüm bu kök sorunları ve alt sorunları olumluya çevirdiğimiz zaman, yani oradaki problemleri düzelttiğimiz zaman ana sorunumuz ne olmuş olacak? Yüksek oranda bebek ve çocuk ölümlerimiz azaltılmış olacak. Yani hedef analizi sorun ağacının sorunların çözülmüş hali olarak düşünebiliriz. Yani o zaman sorun ağacımız hedef ağacı haline gelmiş oluyor. Ve strateji analizi.
Şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor. Hedef haricindeki tüm durumlara aynı anda ve tek seferde ulaşılabilir mi? Şimdi bir kere bu bir maliyet ve kaynak işi. Bir ilgililik işi. Paydaş görüşlerinin önemli olduğu bir süreç. Zaman planlamasının yapılması gereken bir süreç. Fizibilite, yani yapılabilirliğinin mutlaka fizibilite araştırmasının yapılması gereken bir süreç. Verimlilik, etkinlik faktörlerinin, tamamlayıcılık ve aciliyet unsurlarının göz önüne alınarak belirlenmesi gereken bir süreç. Yani bunların, yani bu faktörlerin hepsi bizim stratejimizi belirlemede bize yol gösterecek olan faktörler. Şimdi hedef haricindeki aynı türden hedef kümelerine de strateji deniyor. Peki stratejimizi belirlerken neye dikkat edeceğiz? Hedef haricinden arzu edilmeyen hedefler elenir. Bir veya birden fazla strateji seçilir. Belirlenen kriterlere göre optimum stratejinin hangisi olduğu konusunda değerlendirme yapılır. Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir. Proje genel amacı ve proje amacı net olarak ifade edilerek projenin kapsamı belirlenir. Şimdi bu Karaçay sorun ağacımıza tekrar baktığımızda, şimdi bu en kök sorunlara gittiğimizde neler vardı? Şimdi ailelerin beslenme konusunda bilinçlenmesi, sağlık kurumlarının iyileştirilmesi, ailelerin gelir düzeyinin artırılması, kanalizasyon sisteminin düzenlenmesi. En kök sorunlarımız bunlar değil mi? Dört. En altta yatan kök sorunlarımız bunlar. Peki ben stratejimi belirlerken, şimdi ben örneğin bir işte yani sivil toplum kuruluşu olabilirim, bir kamu kurumu olabilirim. Projeye başvuracak bir kurum olarak, düzeltişlik olarak varsayıyorum kendimi. Şimdi bu alt en kök sorunlardan hangilerine çözüm bulabilirim projemde? Yani kısıtlı bir zamanım var, kısıtlı kaynaklarım var ve hani belli bir yerde yapmam gerekiyor projeyi. Bu kök sorunlardan hangilerine çözüm bulabilirim yapacağım projeyle sizce? En kök sorunlara bakarsak. Şimdi mesela ailelerin gelir düzeyini artırabilir miyim ben yapacağım projeyi? Ya da mesela kanalizasyon sistemini düzeltebilir miyim yapacağım kısıtlı kaynaklarla ve kısıtlı zamanda yapacağım projeyle? Şimdi bir kere ailelerin gelir düzeyini artırmak çok yapısal bir politika sonucu. Yani bu hani en başta hükümet, yani ulusal politika, bir hükümet politikasının hani Karaçay ilçesi bazında düşünürsek ulusal politikanın yansımasını gerektirecek bir şey Karaçay ilçesi için. Ya da mesela kanalizasyon sisteminin düzeltilmesi ilginlik olarak benim uğraşabileceğim bir konu mu? Bu bir yerel yönetim konusu. Belediyelerin uğraşacağı bir konu. Dolayısıyla ben bu kök sorunlarla kendi hazırlayacağım projeyi bu kök sorunlara atfedemem. Yani bu kök sorunları çözmek için bir projeyle yola çıkamam. Ama ben kendi kısıtlı kaynaklarımla ve kendi bütçemle hangi sorunlara burada, hangi sorunlar için daha çok proje üretebilirim? Ailelerin beslenme konusunda bilinçlenmesi ya da sağlık kurumlarının iyileştirilmesi. Hani bunu da çok makro olarak düşünmemek lazım. Sağlık kurumlarının iyileştirilmesi derken hani ekipman yardımı ya da belli proje bazında düzeltilebilecek belli bölümlerini kastediyoruz burada. Mesela bu kök sorunlara kendi projem dahilinde çözüm bulabilirim. Yani dolayısıyla burada benim seçeceğim strateji hangi kısımda olacak? Sol bölümdeki sorunlara çözüm bulma konusunda olacak daha çok. Yani ben mesela bir eğitim düzenleyerek ailelerin beslenme konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayabilirim kendi projem. Ya da sağlık kurumlarının iyileştirilmesine projem çerçevesinde belli bir katkıda bulunabilirim. Ama mesela ulusal tarafta kalan ailelerin gelir düzeyinin artırılması ya da kanalizasyon sistemi düzeltilmesi beni daha aşan işler bulunur. Proje bazında çözüm bulamayacağım. Dolayısıyla proje dışı hedefler kısmında kalır. Yani stratejimizi belirlerken hani sorun ağacını inceleyerek yani bu şekilde bir analiz yaparak bunun sonucunda stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Bir sonraki yanından sonra biraz ara verelim isterseniz. Şimdi sorun analizi neden sorusuna, paydaş analizi kimlerle sorusuna, hedef analizi nereye ve strateji analizi de nasıl sorularına cevap vererek oluşturduğumuz bir kısım diyeyim. Şimdi mantıksal çerçeve yaklaşımına gireceğiz. Proje ile ilgili genel amaçları, bu amaçlara ulaşmak için seçilen özel amaçları, özel amaçlar doğrultusunda elde edilmesi istenen çıktıları, sonuçları, çıktıları elde etmek için yapılacak olan faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanılacak olan kaynakları, olası riskleri ve gerekli koşulları nedensellik ve mantık ilişkisi içerisinde gösteren özet tablo yapıyoruz mantıksal çerçeve. Biraz önce üzerinden geçtik. Şimdi proje mantığı ilk sütunumuz, proje mantığının tanımında proje gerçekleştirilme nedeni. Başarı göstergelerinde proje başarısını ölçüleceği araçlar, doğrulama kaynaklarında proje başarısını ölçmede kullanılacak veri kaynakları, varsayımlarda da benim dışımda dışsal olarak
projeye etki edebilecek dışsal faktörler veya ön koşulları yazdığım bir çerçeve, mantıksal çerçeve. Şimdi şu şekilde bir piramit düşünecek olursak, bir projenin genel amacı, projenin katkıda bulunacağı geniş kapsamlı ve uzun vadeli amacı anlatıyor bize. Özel amaçlar projenin gerçekleştirilmesiyle sağlanacak dönüşüm ve hedef kitlenin erişeceği fayda, direkt fayda. Beklenen sonuçlar faaliyetler sonunda ortaya çıkacak ve amaca ulaşmayı sağlayacak etki ve çıktılar ürün hizmet bazında. Ve bu beklenen sonuçlara sebep olacak en zeminde faaliyetler projenin beklenen sonuçları elde etmek için yapılması gerekli iş ve uygulamaları kapsayan kısmı. Şimdi bir örnek verecek olursak mesela genel amaca. Şimdi Ankara'nın içinde bulunduğu TRL ve düzey 2 bölgesinde kırsal alanın sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. Şimdi bu bir genel amaç. Mesela genel amaca şöyle bir şey diyebiliriz. TRL 51 düzey 2 bölgesinde kırsal alanın sosyoekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek diyemeyiz. Bu çok daha yapısal bir amaç olur. Yani biz ancak hani böyle bir genel amaca katkıda bulunabiliriz yapacağımız projeyle. Ama özel amaçta mesela şu yörede, yani spesifik bir yörede ya da belli köylerde açık bir hayvancılık sisteminin yaygınlaştırılması. Bu mesela benim özel amacım. Bu özel amaç direkt olarak mesela kırsal alanın sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak bir amaç. Beklenen sonuçlar açık besin sisteminin tanıtılması, açık besin eğitim sisteminin oluşturulması, hayvan sağlığı ve beslenme sisteminin oluşturulması. Ve bu beklenen sonuçlar için yapacağım faaliyetler neler olabilir? Mesela açık besin sisteminin tanıtılması, tanıtım seminerlerinin yapılması, demonstrasyon işletmesinin kurulması, teknik gezilerin yapılması gibi. Bunlar da benim faaliyetlerim. Proje mantığını hazırladığımız piramidi bu şekilde özetleyebiliriz. Arkadaşlar saat 10.43, şöyle bir 10 dakika falan ara verelim mi? Ne dersiniz? Olabilir. Tamam. 10.55'te başlayalım mı? Uygundur hocam, teşekkür ederiz. Tamam, 10.55'te görüşmek üzere o zaman.
Merhaba arkadaşlar. Devam edelim mi? Tamam, devam ediyorum. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Tamamdır. Şimdi Karaçay örneğinden biraz önceki seçilen stratejimiz üzerinden gideceğiz. Şimdi ne yapmıştık? Biz sorun ağacımızı tam ortadan ikiye ayırmıştık ve proje dışı hedefler ve seçilen strateji olmak üzere ikiye ayırmıştık sorun ağacımızı. Şimdi seçilen stratejimiz bu sol kısımda gördüğünüz yer. Karaçay örneğinde o zaman genel amacımız ne oldu bizim? Bebek ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması. Proje amacımız, yani özel amaçlar, bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması. Beklenen sonuçlarımız, bebeklerin ve çocukların beslenme durumunun iyileştirilmesi, aşılanmış bebek ve çocuk sayısının artırılması. Ve faaliyetlerimiz, ailelerin beslenme konusunda bilgilendirilmesi ve sağlık ocağının iyileştirilmesi. Karaçay örneğinde proje mantığımızı bu şekilde oluşturacağız. Şimdi başarılı göstergeleri proje performansının ölçülmesini sağlıyor. Proje faaliyetleri etkilerinin nasıl ölçüleceğini belirtiyor. Proje amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesini sağlıyor. Ve göstergeler mutlaka şu özelliklere sahip olmalı. Başarılı göstergeleri. İkinci sütunumuzdan bahsediyoruz. Mantıksal çerçeve matrisimizde. Göstergeler mutlaka belirli olmalı, ölçülebilir olmalı, ulaşılabilir olmalı, ilgili olmalı ve zamanlı olmalı. Nasıl? Şimdi örnek üzerinden gidelim. Bu arada bu projeye başlangıç durumunu bir tohum ekmek olarak alacak olursak, proje sonrası durum aslında bizim amacımız ağaçtan elmaları yemek. Yani bu ağaçtan meyve almak. Yani bir projeyle biz ne yapıyoruz aslında? Bir elma ağacının tohumunu ekiyoruz. Ve amacımız da proje sonrası bu elmalara ulaşmak. Başarı göstergemiz yani en nihayetinde sayısal ve ölçülebilir açıklamalar. Hedeflerin nitelik bilinecek açısından detayları. Şimdi bir örnek üzerinden gideceğiz. Başarı göstergeli ne şekilde olabilir? Şimdi beklenen sonucumuz ne? Aşılanmış bebek ve çocuk sayısının artırılması. Şimdi gösterge örneklerine bakacak olursak, aşılanan bebek ve çocuk sayısı bizim nihai beklediğimiz sonuç. Fakat buna nicelik eklememiz gerekiyor. 200 bebek ve çocuğun aşılanması. Bir de nitelik eklememiz gerekiyor. 0-5 yaş arası 200 bebek ve çocuğa karma aşı uygulanması. Bir de aşı ve karma aşı uygulanması. Nitelik ekledik. Hem 0-5 yaş arası hem de karma aşı uygulanması önünde. Hangi zaman içerisinde? 6 ay içinde 0-5 yaş arası 200 bebek ve çocuğa karma aşı uygulanması. Ve nerede? Karaçay ilçesinde 6 ay içinde 0-5 yaş arası 200 bebek ve çocuğa karma aşı uygulanması. Şimdi bu mesela benim bir göstergem, başarı göstergem. Yani nicelik içeriyor, nitelik içeriyor, zaman içeriyor ve yer içeriyor. Doğrulama kaynakları, göstergelerin kontrolü ve takibini sağlayacak bilgi ve veri kaynakları. Her göstergenin doğrulama kaynağı belirtilmelidir mutlaka. Neler olabilir doğrulama kaynakları? Raporlar olabilir, resmi istatistikler olabilir, proje kayıtları ve proje hesapları örnek doğrulama kaynağı olabilir. Örneğin TÜİK'in şu konuda 2020 raporu benim için bir doğrulama kaynağı olabilir. Yani başarı göstergem, genel amaç için şu göstergeleri doğrulama kaynağında da bilgi kaynağı hocam. Şu kaynaklardan doğrulama kaynağıyla teyit etmem gerekiyor. Özel amaçlar için göstergelerin benim onun doğrulama kaynağı da hangi kaynaktan hangi veriyi aldıysam onu yazmam gerekiyor. Sonuçlar için göstergelerde yine bilgi kaynağını koyuyorum. Araç ve yöntemleri koyduğum zaman da doğrulama kaynağında maliyetlere yer veriyorum. Yani hangi araç ve yöntem için ne kadarlık bir maliyet öngörüyorsam mantıksal çerçeve matrisinde oradaki maliyet kalemlerini koyuyorum. Ve varsayımlar. Dördüncü sütunumuz mantıksal çerçeve matrisinde varsayımlar. Şimdi bir projeyi hazırlarken benim her şeyi öngörmem ya da tüm koşulları hani projenin uygun bir şekilde sonuçlanması yönünde organize edebilmem mümkün değil. Bazı dışsal faktörler var. Yani benim hiç elimde olmayan ama projemi etkileyen, olumsuz etkileyen, olumlu etkileyen dışsal faktörler veyahut da projenin başarılı olmasına yol açabilecek bazı ön koşullar var. Bunu da mantıksal çerçeve matrisinin dördüncü sütunundaki varsayımlar sütununa ekliyorum. Şimdi bunlar ekonomik, sosyal, politik ve çevresel nitelikte olabilir. Mesela proje yönetimine doğrudan katılmayan ilgili tarafların hareketleri olabilir. Proje hizmetlerine karşı hedef grubun tavrı olabilir. Mali kaynağın dağıtılma zamanı olabilir. Proje girdi ve çıktıları için fiyat hareketleri olabilir. Örneğin döviz kurumundaki değişiklikler. Benim hiç etkin olmadığı bir dışsal faktör. Ama mesela benim satın alımlarım doğrudan etkileyen bir şey. Ama ben buna etki edemiyorum. Ama varsayımlar kısmında da
hani bunu göz önüne alırsam eğer projenin başarısı için buna önemli bir etken olacak. Yani mutlaka göz önüne almamız gereken faktörler. Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler. Her şey olabilir. Ya da mesela bu sözleşmelerde bahsettiğiniz mücbir sebepler dediğiniz bazı faktörler olabilir değil mi? Hiç elinizde olmayan ama mesela projenizin direkt olarak başarısız olmasına sebep olabilecek bambaşka bir dışsal faktör olabilir. Şimdi Karaca örneğindeki mantıksal çerçeve tanımını o zaman şöyle hızlıca bir yerleştirecek olursak, proje tanımında genel amacımız neydi bizim? Bebek ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması. Özel amacımız nedir? Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması. Beklediğim sonuçlar neler? Bebeklerin ve çocukların beslenme durumunun iyileştirilmesi ve aşılanmış bebek ve çocuk sayısının artırılması. Bu konudaki faaliyetlerim neler olabilir? Ailelere bebek beslenmesi konusunda uygulamalı eğitimler verilmesi ve sağlık ocakları kapasitelerinin artırılması benim faaliyetlerimden. Peki, başarı göstergelerim neler? Yani örneğin bu ailelere bebek beslenmesi konusunda uygulamalı eğitim verilmesi ve sağlık ocağı kapasitesinin artırılması konusunda benim başarı göstergem ne olabilir? Örneğin eğitim personeli, ekipman, eğitim kitabı, aşı ekipmanları, gönüllü sağlık personeli olabilir. Ya da mesela bunun için doğrulama kaynağım ne olabilir? Doğrulama kaynağım kullanacağım ekipmanlar için maliyet kalemi demiştik biraz önce. Örneğin eğitimci için 2000 liralık bir kaynak ayırmam, seyahat için 1000 liralık kaynak ayırmam, eğitim salonu ve ekipman için ayıracağım kaynaklar doğrulama kaynaklarımı oluşturuyor burada. Mesela bebeklerin ve çocukların beslenme durumunun iyileştirilmesi ve aşılanmış bebek ve çocuk sayısının artırılması konusundaki başarı göstergen ne olabilir? İlçede beslenme sorunu kaynaklı tedavi alan bebek ve çocuk hasta kaydının bir yıl içerisinde 150 artırılması veya da işte 2 yıl içerisinde aşı uygulanması benim başarı göstergem olabilir. Bunun doğrulama kaynağını nereden alabilirim? Sağlık ocağı ve hastane kayıtlarından ya da ailelerle yapılan anketlerden doğrulayabilirim bu verileri. Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranının azaltılması için başarı göstergem ne olabilir? Karaçay'da bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon sayısının bir yıl sonunda %90 azalması benim başarı göstergem. Peki bunu nasıl doğrulayabilirim? Sağlık Bakanlığı verilerinden ya da sağlık ocağı ve hastane kayıtlarından doğrulayabilirim. Peki bebek ve çocuk ölümünün azaltılması için başarı göstergem nedir? Bebek ve çocuk ölüm sayısının bir yılda %10 azalması benim başarı göstergem. Bunu hangi kaynakla doğrulayabilirim? Sağlık Bakanlığı verileriyle doğrulayabilirim. Peki varsayımlarım neler olabilir bu Karaçay ilçesi örneğinde? Şimdi örneğin eğitim vereceğiz dedik ya, ailelere bebek beslenmesi konusunda uygulamalı eğitimler verilmesi. Eşlerin annelerine eğitime katılımını desteklemesi ve mesela eğitim alan annelerin öğrendiklerini uygulaması varsayımıyla hareket etmen lazım. Çünkü bu varsayımlar eğer hayata geçmezse, yani ne yaptığın eğitimin bir etkisi olur, ne buna ayırdığın kaynağın bir etkisi olur, ne benim hazırlayacağım proje bir başarıya ulaşabilir. Yani bu varsayımlar olursa eğer benim projem başarıya ulaşabilir. O zaman ayırdığım bütçe ve kaynak ve zaman hani amacına ulaşmış olur. Ya da mesela ön koşul, ilçe sağlık müdürlüğünün eğitimlere izin vermesi bir ön koşul. Ya da mesela finansal kaynakların bulunması ön koşul. Yani bu ön koşulları sağlayamazsam ne projemi hayata geçirebilirim ne de bu konuda herhangi bir başarı sağlayabilirim. Yani bu varsayımların ve ön koşulların da hani mutlaka gerçekleştirilmiş olmasını, hani bunların başarılı bir şekilde hani yapılmış olmasını ve bu varsayımların olmuş olmasını varsayarak projemi hazırlıyorum. Ya da mesela bölgede kaynağı belirli enfeksiyon haricinde yeni bir enfeksiyon türü oluşmaması bir varsayım. Yani ben belirli bir enfeksiyon türüyle ilgili proje hazırlarken hani hiç olmayacak, bambaşka bir enfeksiyon çıkması durumunda hani benim projem başarıya ulaşmayabilecektir. Ya da mesela salgın hastalık kaynaklı bebek ve çocuk ölümünün oranlarının artış göstermemesi de bir başka varsayım. Tüm bu varsayımlar ve koşullar çerçevesinde projemin belli adımlarla hani belirtilen bütçe ve kaynakla ve zaman içerisinde başarıya ulaştığını varsayabilirim. Özetleyecek olursak projenin neye katkı sağlayacağı genel amacımı oluşturuyorken projenin neyi başarmasının beklendiği özel amacımı oluşturuyor. Projenin bunu nasıl başaracağı faaliyet ve araçların ortaya çıkan bir şey. Projenin başarısını nasıl değerlendireceği başarı göstergelerimi oluştururken projenin başarısını hangi kaynaklardan değerlendireceği doğrulama kaynaklarımla gösterebileceğim bir şey. Ve varsayımlar ve ön koşullar dedik. Projenin başarısına hangi dış faktörlerin etkisinde olduğunu da mutlaka belirtmem gerekiyor. Ve bütçe mutlaka. Projenin maliyetinin ne olacağı bütçeyle ilgili. Projenin başlayabilmesinin hangi şartlara bağlı olduğu da
ön koşullar başlığı altında incelemem gereken faktörler. Şu faaliyetlerin planlanması. Faaliyetlerin planlanması benim bu projeyi yaparken izleyeceğim uygulama planı. Faaliyet planı projenin uygulanabilir hale dönüştürülmesinin ilk adımı. Faaliyetlerin sıralarının belirlenmesi, birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması faaliyet planının içerisinde yer alan faktörler. Şimdi mesela ana faaliyetlerin listelenmesinde mantıksal çerçevedeki faaliyetlerden yola çıkılıyor ve faaliyetleri detaylandırırken de alt faaliyetler belirleniyor ve detaylandırılıyor. Örnek, ana faaliyet engellilere yönelik mesleki eğitim programının düzenlenmesi olsun. Bunun alt faaliyetleri neler olabilir? Eğitimci firmadan izin satın almanın gerçekleştirilmesi, eğitim salonunun kiralanması, eğitim duyurusunun yapılması, eğitim katılımcılarının tespiti, belirlenen gün ve saatlerde eğitim programının gerçekleştirilmesi benim alt faaliyetlerimi oluşturuyor. Şimdi proje faaliyet planını hazırlarken detaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarını öngörmem gerekiyor ki hani toplam proje zamanını belirleyebileyim. Yani ben hangi alt faaliyeti ve hangi faaliyeti hangi zaman diliminde yapacağımı eğer bilirsem atıyorum 12 aylık bir proje hazırlıyorum. Yani o 12 aylık projede tüm faaliyetlerin bitmiş olması için mutlaka bir faaliyet planı yapmam gerekiyor. Yani toplam yani bütün faaliyetlerin zamanında başlaması ve bitmesi koşuluyla benim projem 12 ayda bitebilir ancak. Hani belli faaliyetlerde eğer sapmalar olursa, gecikmeler olursa proje zamanında da sapma olacaktır. Ve bu hiç de tercih edeceğimiz bir şey değil. Öngörülerde sapma nedenleri neler olabilir? Gerekli alt faaliyetleri ihmal etmek olabilir. Yani öngörmemek olabilir başta. Faaliyetlerin bağımlılıklarının yeterince ortaya konamaması olabilir. Kaynak dağılımında etkinsizlik olabilir. Yani örneğin aynı kişi, kurum veya aynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazla sayıda işin yapılması için tahsis etmek yine bir sapmaya sebep olabilir. Hızlı sonuç alma isteğinden kaynaklı aceleci tutum yine bir sapmaya sebep olabilir. Faaliyet planını oluştururken belli adımları takip ediyorum. Ana faaliyetleri belirliyorum. Ona göre alt faaliyetleri belirliyorum. Faaliyetlerin sıralamasını yapıyorum. Faaliyetlerin paralel mi, ard arda mı yürütüleceğini tespit ediyorum. Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerini saptıyorum. Faaliyetleri yürütecek ekibi belirliyorum. Faaliyetlerin zamanının ve faaliyetten sorumlu birimin faaliyet planı tablosuna aktarılmasını gerçekleştiriyorum. Yani faaliyet zaman planı. Şimdi burada örnek bir tablo var. Şimdi faaliyet zaman planı tablosunu genel olarak bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi örneğin bir proje için bir yıllık bir zaman öngörmüş. Yani bu proje 12 aylık bir proje. Ve faaliyet zaman tablomu hazırlarken de 12 aya ayırmışım. Yani her faaliyeti ay bazında ölçeceğimi varsayarak 12 aylık bir projeyi şu şekilde bir Excel tabloda şekillendirmişim. Şimdi mesela burada 5 tane faaliyet var. Mesela birinci faaliyet projemizin başlanmasıyla başlıyor ve ikinci ayın sonunda sona eriyor gördüğünüz gibi. Şu griler de o faaliyetin hangi aylarda yapılacağını gösteriyor. Mesela ikinci faaliyetim yine projenin başlamasıyla başlıyor ve beşinci ayın sonunda bitiyor. Yani neredeyse ilk 5 ay ikinci faaliyetim sürüyor. Ha, bu arada faaliyetler arasında çakışmalar olabilir gayet normal. Yani hani mesela faaliyet 1 ile faaliyet 3 aynı zamanlara denk gelebilir. Faaliyet 1 ile faaliyet 5 yani paralel bir şekilde gidebilir. Bunun hiç sakıncası yok. Burada benim görmek istediğim tek şey hangi faaliyetin hangi zaman diliminde gerçekleştireceğini görmek ki hani ona göre bütün planımı yapabileyim. Mesela üçüncü faaliyet. Üçüncü ayın başlangıcından başlıyor, onuncu ayın sonuna kadar devam ediyor. Dördüncü faaliyet mesela dokuzuncu ve on ikinci aylar arasında dört ay sürüyor. Ve beşinci faaliyetin altıncı aydan başlıyor, on ikinci ayın sonuna kadar devam ediyor. Yani öngördüğüm tüm faaliyetleri bu zaman planına yerleştirebilmeliyim. Şimdi mesela girişimcilik merkezinin kurulması diye bir örnek verdik biraz önce. Hedef grup için girişimcilik ihtiyaç analizi, hedef gruba yönelik eğitim programı tasarlama, girişimcilik eğitmenleri ve mentörlerin belirlenmesi, girişimcilik merkezi ekipmanlarının temini, 50 girişimciye eğitim ve mentörlük hizmetlerinin sağlanması, proje sonuç değerlendirme ve farkındalık artırma toplantısı. Bunlar benim alt faaliyetlerim. Bunları ana faaliyet kırılımlarının altına yerleştiriyorum projenin içerisinde. Mesela ne yapmış oluyorum o zaman? Şu şekilde bir faaliyet tablosuna. Ana faaliyetim nedir benim? Girişimcilik mevcut durum analizi mesela.
Totalde mesela projenin başlamasıyla başlıyor ve ikinci ayın sonuna kadar devam ediyor. Toplam 2 ay vermiş. Ha, bu arada bu şeyleri 15'er günlük, 10'ar günlük, haftalık, hani böyle aylık yapacağız diye bir şey yok. Bu tamamen sizin projeyi kurgulamanıza bağlı. Ne kadarlık bir projeyi, faaliyetlerinizin hangi zaman diliminde yapmak istiyorsanız, 15'er günlük olabilir bu zaman tablomuz, haftalık olabilir dediğim gibi, tamamen sizin faaliyetlerinize bağlı bir durum. Şimdi mesela ana faaliyetimiz girişimcilik mevcut durum analizi. Bunun alt kırılımları var, alt faaliyetleri. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 altında maddeleştirdiğimiz. Şimdi ana faaliyetimiz ilk 2 ayda olacağı için mesela 1-4'e kadar olacak olan tüm faaliyetlerin ilk 2 ay içinde bitmesi gerekiyor. Neden? Çünkü biz ana faaliyet için toplam 2 aylık bir zaman dilimi öngörmüştük. Dolayısıyla 1-4'e kadar olan hiçbir faaliyet ikinci ayı aşamaz. Ondan sonraki faaliyet aşabilir. Mesela ikinci ana kalem eğitim programı tasarlama. Ondan sonra mesela bunu yapmışız. İkinci ayın ortasında başlamış, üçüncü ayın sonuna kadar. Ama ikinci ana faaliyet planımız altındaki kırılımlar da, yani burada 2-1, 2-2, 2-3 diye devam ediyor ya, onlar da bu sefer ikinci faaliyet planımızın zaman dilimini aşamaz. Yani mutlaka alt kırılımlar ikinci ayın ortasından başlayıp üçüncü ayın sonuna kadar bitmek zorunda. Ha, ondan sonra üçüncü ana faaliyetimiz için başka bir zaman, ama dikkat etmemiz gereken husus alt kırılımların, yani ana faaliyetin alt kırılımlarının ana faaliyet için öngördüğümüz zaman diliminde bitmesi gerekiyor. Şimdi kaynak planlaması, projeyi gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar nelerdir? Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli girdilerin, araçların ve bunların miktarlarının listelenmesini kapsıyor. Bir projeyi gerçekleştirmek için benim neye ihtiyacım olur? İnsan kaynaklarına, makine ve ekipmana ve tabii ki diğer kaynaklara. Kaynak planlaması faaliyetlerle bütçe arasındaki bağlantı çok önemli. Kaynak planlaması tamamlandığında proje faaliyetleri için gerekli olan kaynakların finansal olarak ifade edilmesi tamamlanmış olacaktır. Yani şu bağlantıya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Projemizin bütçesini hazırlarken faaliyet planı bizim için kritik önemde. Neden? Çünkü biz bütçemizi ve mali kaynaklarımızı faaliyetlerimizi baz alarak belirliyoruz. Yani şu faaliyeti yapacağım diyorum. Mesela onun için şu kadar bütçe ayıracağım diyorum. Mesela bu faaliyetin bu alt kırılımları için şu kadar şu kadar bir bütçe, maaş, atıyorum insan kaynağı, ekipman ve diğer kaynaklarımı ayıracağım diyorum. Dolayısıyla bütçemi belirlemem için mutlaka net bir şekilde faaliyet planımı belirlemiş olmam gerekiyor. Çünkü bütçe ve faaliyet planı direkt olarak birbiriyle bağlantılı şeyler. Kaynak planlamasında proje faaliyetleri için gerekli kaynakların, girdilerin belirlenmesi ve proje süresince bu kaynaklara ne kadar süreyle ya da ne miktarda ihtiyaç duyulacağının saptanması çok önemli kaynak planlaması yaparken. Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli işte insan, donanım, malzeme her türlü faaliyet üzerinden giderek belirlenir, söyledik. Şimdi mesela bir girdi listesi. Şimdi mesela insan kaynaklarında benim proje koordinatörüne, eğitimciye, akademik danışmana ve anketöre ihtiyacım olabilir insan kaynakları sütununda. Diğer kaynaklar konusunda neye ihtiyacım olabilir? Eğitim salonuna, bilgisayara, projektöre, web sitesi tasarımına hizmet alımı şeklinde yapabilirim. Broşür tasarım ve basımına yine hizmet alımı şeklinde yapabilirim. Kapanış toplantı salonu, toplantı ikramları, kırtasiye, danışmanlık hizmetleri, diğer kaynaklarımın altına da tüm bu gerekli faaliyetlerim için yani faaliyetlerimi sıralayarak gerekli kaynaklarımı belirleyebilirim. Bir de girdi listesini belirlerken yanına miktarı ve birimini de mutlaka yazmamız gerekiyor. Mesela proje koordinatörü ihtiyacım var. 12 aylık bir proje için. Proje koordinatörüne kaç aylık ihtiyacım var? Mesela 12 aylık bir proje için 12 ay bana tam zamanla çalışacak bir proje koordinatörü gerekli dediğim zaman 12 ay ve ne kadar bir maaş öngörüyorsam onu da o şekilde yanına yazmam gerekiyor. Ya da mesela eğitimci için. Mesela proje koordinatörüne 12 ay ihtiyaç duyabilirim ama eğitimciye 4 ay ihtiyaç duyuyorum. Yani projemin 4 aylık bir kısmına eğitime ayırırsam eğer 4 ay tam zamanlı çalışan bir eğitimciye ihtiyaç duyabilirim. Ya da mesela 6 ay yarı zamanlı çalışacak bir eğitimciye ihtiyaç duyabilirim. Keza akademik danışman, anketör. Yani projemin ne kadarlık bir kısmında kime ihtiyaç duyuyorum? Bunu net bir şekilde çerçevelendirmem gerekiyor. Yine diğer kaynaklar için de aynı şey söz konusu. Mesela eğitim salonuna, mesela eğitimciye 4 ay için ihtiyacım varsa eğitim salonuna da 4 ay için ihtiyacım vardır. Eğitimle ilgili diğer bütün materyallere de 4 ay için ihtiyacım vardır. Yani bu tip bağlantıları da mutlaka doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ha mesela burada örnek vermiş. Mesela dizüstü bilgisayara 10 adet ihtiyaç duyabilirim.
Kırtasiyeye yine 6 aylık temel kırtasiyeye gideriş şeklinde ihtiyaç duyabilirim. Mesela toplantı yapacağım. Kaç kişilik bir toplantı yapacağım? Hani proje öyle bir şey ki yani projenin başında hani başlangıç toplantısından kapanış toplantısına kadar her şeyi kafanızda netleştirmiş olmanız gerekiyor. Kapanış toplantısına kaç kişi çağıracağıma kadar ki hani ona uygun bir bütçe yapabileyim. Kapanış toplantısına ben 100 kişi çağıracaksam 100 kişilik bir salon, 100 kişilik bir ikram, işte 100 kişilik kırtasiye malzemesi vesaire. Yani 12 aylık projemin kapanış toplantısına kaç kişi geleceğine kadar her şeyin kafamda net bir şekilde yer alması gerekiyor ki bunu net bir çerçeveyle projelendirebileyim. Proje kapsamında kaynak planlamasında dedik ne zaman, kim, nerede, nasıl, hangi maliyetlerle projede yer alacak sorularına cevap vermeye yardımcı oluyor. Şimdi bütçe formu sayfalarımız var. Burada faaliyet bütçesi, maliyetlerin gerekçelendirilmesi, beklenen finansman kaynakları gibi alanlar var. Şimdi mesela maliyetlerin uygunluğunda projenin uygulama süresi içerisinde gerçekleşmesi, tüm maliyetlerin, projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması ve maliyet etkinliğinin sağlanması, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi, bunlar önemli maddeler, maliyetlerin uygulama konusunda. Mesela projenin uygulama sürecinde gerçekleşmesi çok önemli. Yani sözleşme imzalandıktan itibaren yapabiliyorsunuz tüm harcamalarınızı. Ben mesela proje fikri hazırlık aşamasında işte bir analiz çalışması için atıyorum. İşte yurt dışına gideceğim ya da işte İstanbul'a gideceğim. İşte uçak biletlerim var, konaklamam var veya da işte başka transfer ücretlerim var. Bunu projenin içine koyamıyoruz. Yani mutlaka projenin başlangıç günden itibaren olması gerekiyor tüm maliyetlerimizin. Proje hazırlık aşamasındaki hiçbir maliyet mesela bizim için uygun maliyet değil. Mesela faaliyet bütçesi, bütçe kalem başlıklarında yine ekipman ve malzeme, yerel ofis maliyetleri, diğer maliyetler, hizmetler, idari maliyetler gibi şeyler. Ekipman ve malzemeye neler giriyor mesela? Proje kapsamında satın alınacak, kiralanacak ekipman maliyetlerini kapsıyor. Maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi için detaylı olarak ekipman ve özelliklerin açıklanması gerekiyor burada. Mesela önemli bir unsur, satın alınacak donanımın mutlaka yeni olması gerekiyor. İkinci el ekipman ve malzeme satın alımı uygun maliyet olarak değerlendirilmiyor bizim açımızdan. Yine mesela yerel ofis maliyetlerinde proje faaliyetlerinin yürütülmesi için müstakil bir ofis kiralanıyorsa söz konusu ofisin giderlerini, işte ofis kirası, tüketim malzemeleri maliyetleri, hizmet maliyetleri, elektrik, ısınma, su, bakım ve benzeri ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılacak araç yakıt giderlerini kapsıyor. Başvuru sahibi veya ortağı tarafından mevcut ofisin sadece proje için kullanılan kısmının giderleri ise idari giderler başlığı altından karşılanıyor. Bu arada proje harcamalarının mutlaka başvuru sahibi veya ortağı tarafından yapılmış olması gerekiyor. Hani üçüncü şahıslar, üçüncü şirketlerin proje adına yaptığı herhangi bir harcama bizim için uygun maliyet olmuyor. Diğer başlık altında yine projenin yürütülmesi için gerekli olan ancak diğer başlıklarda bütçelendirilmeyen doğrudan maliyetleri koyabiliyorsunuz. Diğer bütçe başlıklarına girmeyen hizmet alımlarını da yine burada bütçelendirebiliyorsunuz. Bu başlık altında yazılan maliyetlerin her biri ayrı bir kalem olarak birim sayısı ve birim maliyeti belirtilerek de bütçelendirilmeli. Şimdi esasında bu bütçe maliyetlerle ilgili kısımlar hani projeden projeye ve bizim hani çağrılarımıza göre farklılık arz edebiliyor. Bunların tamamı yani uygun maliyetler, uygun olmayan maliyetler bunların hepsi başvuru rehberlerimizde yer alıyor. O yüzden projeye başvuru yapmadan mutlaka başvuru rehberimizi çok ayrıntılı bir şekilde özellikle bütçe kısmından uygun olan maliyetler, uygun olmayan maliyetler çok dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Ha, yine de hani başvuru rehberinde anlayamadığınız ya da kafa karıştıran şurayı da soralım dediğiniz her türlü soru içinde hem bize telefonlardan hem de e-postayla ulaşabilirsiniz. Sonra 10 günde bir yani 10 günün sonunda sıkça sorulan sorular altında da sorduğunuz sorulara biz cevap veriyoruz. Dediğim gibi yani bu bütçe konusunda başvuru rehberlerimiz çok önemli. Mutlaka incelenmesi gerekiyor. Şimdi maliyetlerin gerekçelendirilmesi de çok önemli. Şimdi örneğin 2 adet bilgisayar diyorsunuz. Bunun açıklaması yani teknik özelliklerinin mutlaka belirlenmesi gerekiyor. Ve mesela hangi amaç için kullanılacağı çok önemli. Mesela çok hani bir e-mail yazmak için ya da bir Excel tablosu hani hazırlamak için
bir bilgisayara ihtiyacınız varsa çok daha böyle hani spesifik özellikleri olan işte çok daha yüksek fiyatlı bir bilgisayar değil de hani daha işinize uygun bir bilgisayar almanızı bekliyoruz burada. Beklenen finansman kaynakları total proje bütçeniz belirledikten sonra ne kadarlık bir kısmını siz eş finansman olarak sağlıyorsunuz ve ne kadarlık bir kısmını örneğin ajans olarak bizden talep ediyorsunuz. O kısmını doldurduğunuz bir yer burası. Örneğin %90'ını ajanstan talep ediyoruz ama %10'unu da proje bütçesinin %10'unu biz eş finansman olarak sağlıyoruz. Şeklinde belirtebileceğiniz bölüm. Burası. Faaliyet planında bulunmayan bütçede şimdiye kadar hani sık karşılaştığımız bazı hatalar, onları da buraya aldık. Faaliyet planında bulunmayan bir faaliyet için gider öngörmek ve bunları bütçeye aktarmak çok önemli bir hata. Dediğim gibi yani faaliyet planıyla bütçe yani doğrudan birbiriyle direkt olarak ilgili iki bölüm. Faaliyet planında hangi faaliyeti öngörüyorsanız bütçeyi de mutlaka o öngörüler doğrultusunda hazırlamanız gerekiyor. Ne bir eksik ne bir fazla. Girdiler için öngörülen birim fiyatların piyasa fiyatlarının çok üstünde olması yine bir hata. Bütçede kullanılan giderlerle ilgili olarak proje formu ya da eklerinde gider gerekçelerinin açıklanmaması veya eksik olması, fon sağlayıcı kuruluşun talep edeceği bütçe formatının veya para biriminin kullanılmaması da yine önemli bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin sizin alacağınız bir girdi maliyeti hani dolar üzerinden olabilir ama hani bütçelendirirken mutlaka hani biz Türk lirası cinsinden olmasını istiyoruz onun. Proje başvuru formu ve ekleri bu tabii projeden projeye yine değişebilecek bir şey. Bunu başvuru rehberlerimizde hani mutlaka söylüyoruz. Hangi ekin ne şekilde dolduracağı. Onların hepsi zaten belirtiyor ama biz buraya hocam, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum Altu Erdem'le. Şimdi buradaki maliyetlerin TL olmasını istiyoruz dediniz. Daha önceki ajanstan yapılan konuşmada da şöyle bir ifade kullanıldı. İşte proforma faturada belirtilen rakamlar faturalandırıldığında da eşdeğer olmalı. Ama bugün dolar yani ülkemizde birçok makine vesaire hep dolar üstünden alışveriş yapılıyor. Ve arada mutlaka dolar kurundan fark oluyor. Bunu da firma satarken proformada belirttiği rakamı faturada eşdeğer yazma konusunda sıkıntı çıkartabiliyor. Bu konuyu nasıl çözmemiz gerekecek? Yani maalesef döviz kurundaki fark bizim için uygun maliyet değil. Yani o konuda... Onu biliyorum, onu biliyorum, onu anladım. Yalnız buradaki mevzu, yani sormak istediğim şey şuydu. Proforma olarak verdiğim projede iş ürünü makineyi satın aldığımdaki fiyat, faturalandırdığımdaki fiyattan farklı olacaktır. Satan kuruluş proforma tarihinde verdiğim proformada yazan rakamı birebir dolar farkından dolayı karşılamayacak. Birebir olmayacak. O zaman da ajans bana diyecek ki proformadaki rakamla faturadaki rakam örtüşmüyor. Bu bir ret gerekçesi olabilir mi? Yoksa sadece proje başlangıcında belirlediğim rakamı ödeyeyim deyip devam mı eder projeye? Buradaki asıl sorun bu. Yani bize ibraz ettiğiniz proforma faturayı biz baz alacağız o zaman. Yani ödeme yaparken o şekilde. Çok özür dilerim. Daha önce katıldığım bir anketle alakalı bu proje başvuruları ve projelendirme işleriyle alakalı şöyle bir şey seziyorum ajanstan. Siz tabii ajansın adına konuşamayabilirsiniz ama. Şimdi şöyle bir yapı var. Evet, burada mevzu şu. Ya o şey yapıyor. Bir arkadaşımız açık karışıyor konuşmalar. Sonra Ahmet Bey'in nereye gidiyor, kahve içiyor, sonra yemeğe çıkıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu oluyor. Sanırım Selin Hanım'ın mikrofonu açık kalmış. Evet. Selin Hanım mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Biz ajans olarak projeyi desteklerken yazılan proje kağıt üstüne dökülen ve burada anlattığınız kriterlere uygun projeyi desteklemek üzerine yapıyoruz. Artı ajans firmanın mali durumuna bakarak bu desteği verip vermeyeceğini de karar veriyor. O da bankanın koyduğu kriterlere göre alacağı teminat mektubuyla örtüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi üçlü bir kol. Ama burada esas kaçırdığımız ajans olarak da projeyi hazırlayan taraf değil de projeye destek veren taraf olarak bu desteklerin esas kaçırdığı şey şu. Biz projeyi desteklemiyoruz.
buradaki yazılanlarla bankanın öngördüğü firmayı destekliyoruz. Halbuki çok başarılı bir proje olabilir ve bu ülkemiz için de birçok insan için de katkı sağlayacak bir amaç olabilir. Yani burada yazılanlarla her zaman reel anlamdaki veriler örtüşmeyebilir. Yani bahsettiğiniz şeyler proje yazımında çok önemli, katılıyorum. Sizi de çok iyi anladığımı bilmenizi isterim. Yani buradaki projede doğru finanse edilmemiş, doğru tanımlanmamış verileri tabii ki ajans karşılamayacaktır ama projedeki bu hatalar bir araya geldiğinde bankanın da uygun görmediği bir durumda bir proje reddolunabilir. Halbuki buradaki asıl olan projeyi desteklemek olmalı değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Yani Kalkınma Ajansı'nın burada asıl olan fikrin yapılabilirliğini ve bunu hayata geçirilebilirliği adına bu projeye destek vermeli. Yani kurumun başarısına ve yazdığı projenin başarısına göre değil, fikre göre değerlendirme yapmalı. O fikri de burada diyeceksiniz ki tabii ne kadar iyi anlatırsa ajans da o kadar iyi anlayacaktır. Ama kriterler öyle yazılmış ki ülkemizle birebir değerlendirdiğinizde çok da örtüşmeyen noktalar da var. O zaman biz de bizim gibi firmalarda bunlara çözüm bulmak için bazen uygulamalarda farklı yöntemler seçebiliyorsunuz. Yani biraz önce bir örnek verdiniz. Kimse mesela ya ben bilgisayar alacağım, Word, Excel kullanacak, sekreter için alacağım bunu. Bize burada doküman sağlayacak, biz gidelim en ucuzunu alalım diye düşünmez. Yani bu yatırım için de saçmadır zaten. Yani $100 fazla verince zaten onun üstüne çıkmış oluyorsunuz ama $100 göz önüne alırsınız. Şimdi bilgisayarcıya gittiğinizde de ben Word, Excel kullanmak istiyorum, bana böyle en düşük bilgisayarı verin demezsiniz. Yani o kriterleri belirlerken yanlış anlamayın lütfen, sizi eleştirmek için söylemiyorum. Biz esas büyük çerçeveyi kaçırmış oluyoruz. Yani bilgisayarın yapısındaki detaylara boğuluyoruz. Kullanan dahi bilmiyor. Siz orada bunu görmek istediğinizi söylüyorsunuz ama ben ne bileyim işte bulduğum fikirle belki de dünyada bir çığır açacak bir fikri hayata geçirmek niyetiyle yola çıktığım bir şeyde ufak detaylarda boğulmuş olmuyor muyum diye düşünmeye başlıyorum. Gerek kur farklarından dolayı, gerek bankanın firmama vermeyeceği kredi teminat mektubundan dolayı çok güzel bir projeyi hayata geçirmeden son buldurmuş oluyoruz. Burada Kalkınma Ajansı'nın bakması gereken bence projenin özüdür. Ve projeyi ben projeyi yazmak adına ekipmanla profesyonellerle çalışmak istediğimde orada da sıkıntılar doğuyor. Çünkü araya giren kuruluşlar, projeyi yazacak olan kuruluşlar bu sefer işin içerisine teknik olmadıkları için sadece parasal ve bu projenin yazımsal yönüyle katkıda bulunabiliyorlar. Reel anlamda o da ajansın istediği bir şey değil bildiğim kadarıyla. Tabii ki profesyonel birisine yazdırmakla yazdırmayan bir firma arasında da fark oluyor. Burada da bütçeler giriyor mesela devreye. Yani demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Çok da uzatıp vaktinizi de almak istemiyorum. Anlatabildiğiniz çok teşekkür ederiz. Yorumunuz için, geri dönüşünüz için. Şimdi çok haklısınız. Tabii ki projeye destek verilmeli. Fikir önemli burada. Yani tabii ki sizin hani o kredibilite ya da teminat mektubunu hani alamamanız durumunda haklısınız. Hani projeniz dikkate alınmıyor gibi düşünüyorsunuz ama şimdi en nihayetinde biz kamu kurumuyuz. Hani bağlı olduğumuz mevzuatlar var, belli bir çerçeve var. Yani ben bireysel olarak sizi çok iyi anlıyorum. Hani çok da yerinde bir tespit. Haklısınız ama yani özellikle bu Medifilm programımız için bu tabii cihazlar işte desteğimiz için hani kredibilite şeyini almanız gerekiyor bankadan. Yani bu bizim için bir ön koşul şu anda. Hani bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Yani hani daha ayrıntılı olarak daha sonra da sizinle görüşelim isterseniz ama dediğim gibi hani şu anda çok özür dilerim. Katılıyorum. Hemen kısaca söylediğinize de itiraz gibi olmadan kısa bir şey söyleyeceğim. Aslında benim söylemeye çalıştığım şey şuydu. Bu projeleri ajans olarak siz takip etmelisiniz. Biz sadece fikir ve üretimde. Yani ben size gelip de ben bu makineyi alıyorum dediğimde bu evrakları doldurmadığım için almamam durumu yerine
bu makineyi neden alıyorumun cevabını verebiliyorsam, siz bütçelendirdiğiniz için, para da sizin elinizde olduğu için, sonuçta da verecek olan siz olacağınız için, yani onar kişilik belki ajansın toplamda 100 projesi varsa, her bir proje için 5 tane uzman belirlerse, 5 kişilik uzman, 500 kişi çalıştırması gerekecek belki, ama o zaman ben bunlarla uğraşmak yerine sadece reel bir proje ortaya çıkartmakla uğraşırım. Yani siz mesela dışarıdan bir profesyonel danışmanlık firmaları kiralayarak, her bir firmanın başına dışarıdan denetçi koyarak onların bunları takip etmesini ve kontrol etmesini sağlarsanız, ben burada bu hatayla ya da bankayla uğraşmam. Yani 200 bin liralık bir firmayım ben ama 10 milyon dolarlık bir projeyi yapabilecek bilgi birikimine sahibim. Buradaki bankadan alamayacağım teminat beni buna engel bırakmamalı. Siz de bu yönde beni itmemelisiniz diye düşünüyorum. Özür dileyerek tekrar vakit aldığım için, bütün arkadaşlardan da özür dileyerek sözü size bırakıyorum. Altay Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz notumuzu da aldık. Çok teşekkür ederiz katkınız için. O zaman devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar yorumunuz için. Bunu da not aldık. Bilmeniz isteriz. Şimdi temel başvuru dokümanlarında dediğim gibi bu her destek için değişebiliyor bu başvuru dokümanları. Bunlar için başvuru rehberimiz çok önemli incelenmesi. Örneğin bu Melik'in de ürünün teknolojik kategorisini belirlenmek için bir ekleğimiz var mesela. Bu hani yani her destek programı için farklılaşabiliyor bu dokümanlarımız. Onların hepsinin açıklamalarını dediğim gibi rehberde bulabiliyorsunuz. Başvuru formunun ana başlıkları burada. Proje adı, işte projenin uygulanacağı yer, proje maliyeti ve istenen destek tutarı, özet, projenin hedefleri, gerekçelendirme, faaliyetlerin ayrıntılı açıklanması, yöntem, süre ve faaliyet planı ve performans göstergelerini içeren tanım kısmı. Beklenen sonuçlar kısmında yine hedef gruplar ve yararlanıcılar üzerine beklenen etki, somut çıktılar, çarpan etkileri, sürdürülebilirlik, mantıksal çerçeve ve gönüllülük faaliyetleri. Yine proje bütçesi, beklenen finansman kaynakları. Bunlar yine başvuru formunun ana başlıkları arasında. Şimdi ve uygulama ve izleme adımları tabii. Şimdi şu ana kadar biz projeyi yazma aşamalarından bahsettik. Yani projeyi yazmak, hani buzdağının görünen kısmıysa, aslında projeyi yürütmek gerçekten buzdağının görünmeyen ve çok daha büyük giriş hacimli kısmı. Çünkü hani projeyi yazarken kafanızda belli bir şey kuruluyorsunuz. Yani belli bir zaman içerisinde, belli bir bütçeyle, işte belli aylarda belli faaliyetleri yapma yönünde kafanızdaki bir kurguyu kağıda döküyorsunuz. Proje yazma dediğimiz olay bu aslında. Ama tabii projeyi yürütürken hani bambaşka olaylarla sahaya çıktığınızda bambaşka olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Bambaşka aksiliklerle bulabiliyor sizi. Zaman gecikmeleri olabiliyor, sapmalar olabiliyor. İşte kaynak temininde sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz vesaire. Yani projeyi yürütmek çok daha çetrefilli kısmı işin. Yani işin o kısmı. Bunu da bilmek gerekiyor. Şimdi hazırlık aşamasında örneğin sadece fikir, analiz ve planlama varken, yani bu çoğunlukla da masa başı işiyken hazırlık aşaması, çünkü bir kurgulama işi en nihayetinde proje. Ama mesela yürütme aşamasında işte kalite yönetimi, entegrasyon yönetimi, kapsam, zaman, maliyet yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, tedarik ve satın alma yönetimi, risk yönetimi, hani umduğunuzdan çok daha fazla faktörle karşı karşıya kalıyorsunuz ve çok daha fazla sorunlarla baş etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Proje performans üçgenimiz zaman, maliyet ve kapsam kalite. Yani öngördüğüm zamanda, öngördüğüm maliyetlerle, öngördüğüm kalite ve kapsamda eğer projemi bitirmiş oluyorsam, hani proje performans üçgenimi tamamlamış kabul ediyorum kendimi. Yine proje uygulama aşamasında doğru proje ekibi ve paydaşlar, periyodik izlemeler, başarı göstergelerinin takibi, faaliyet zaman planının takibi, proje ekibi toplantıları, fon sağlayıcı kuruluşları bilgilendirme, risk kontrolü, proje sonuç raporları, proje kapanışı ve proje etkilerini değerlendirme ve onların yeni projelere yol açabilmesi proje uygulama aşamalarını oluşturuyor. Şimdi de proje başarısını etkileyen faktörlerde bazı yanlış algıya dayalı bazı şeyler olabiliyor. Örneğin, mesela sağ sütunda yanlış algılarla şekillenen projeleri ve solda da hani
proje döngü yönetim mantığına uygun projelerin bazı özelliklerini verdik. Örneğin bir donör kuruluş bir çağrıya çıkıyor ya da belli bir fon ayırıyor belli bir olay için. Biz proje hazırlarken mentalitemiz şu olmamalı, yani fondan yararlanmak. Şu kurum şu fonu veriyormuş ya da işte şurada şöyle bir fon var, şöyle bir çağrı çıkmış, bundan yararlanalım şeklinde değil de. Hani benim zaten kafamda belli bir sorun vardır, zaten belli bir proje fikri vardır. Mevcut bir problem görmüşümdür ve onunla ilgili zaten proje yazma fikri vardır ve o çağrıya çıkıldı ya da orada bir hibe programı var. Biz bu projemizle bundan yararlanabiliriz. Yani bu mantıkla yaklaşmak gerekiyor. Belli hani ihtiyaçları karşılamak ve problemleri çözmek odaklı olmak gerekiyor. Ya mesela faaliyet odaklı değil, hedef odaklı olmak gerekiyor. En nihayetinde projenin tüm faaliyetleri nihai hedefe ulaşmak için. Yani biz o faaliyetleri yapmak için proje uygulamıyoruz. Faaliyetler sadece bizim hedefimize giden yoldaki bazı araçlarımız. Yani o faaliyetleri yaparak, hani biraz önceki Karaçay sorun ağacındaki ana sorunu ve daha sonra ana hedefi hatırlarsanız, bizim en nihayetinde bir ana hedefimiz var ve o faaliyetler sadece ona hizmet ediyor. Paydaşların projenin hazırlık aşamasında da sürece müdahil olmaları ideal bir durum. Ama mesela paydaşların projenin hazırlık aşamasında, hatta belki uygulama aşamasında bile sürece dahil olmamaları ya da sadece isimlerinin geçmesi kesinlikle tercih ettiğimiz bir durum değil. Yani orada hani isminden yararlanmak için ya da prestijinden yararlanmak için ya da hani projenin geçmesine katkı sağlaması için bir ortak ismi verip de hani ortağın hiçbir şekilde proje sürecine dahil olmaması ve desteğin sunmaması kesinlikle tercih edecek bir durum değil. Zaten projenin başarısı açısından da çok uygun olmayacaktır. Her bir hedefin somut ve doğrulanabilir göstergelerinin mevcut olmasını bekliyoruz. Yoksa mesela göstergelerin net olmadığı, projenin etki analizini yapmanın mümkün olmadığı bir şekilde hani projenin neticelendirilmesi de yine bizim tercih etmeyeceğimiz bir süreç. Analiz sürecinin zayıf ve yüzeysel olmasından ziyade paydaşların da dahil olduğu ve sorunun her yönüyle ele alındığı ve temel nedenlere ulaşılmaya çalışılan bir analiz süreci, yani derinlemesine ve gerçekten hani iyi bir şekilde tetkik edilmiş bir analiz süreci projenin başarısı için son derece önemli. Şimdi bitiriyoruz sunumumuzu. Çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak, yani proje döngüsü yönetiminde 6 ana aşamadan bahsettik. Fikrin belirlenmesiyle başlıyor bu aşama. O fikir çerçevesinde belli bir analiz yapılması, daha çok masa başı işi olarak biraz önce de söylediğimiz mevcut durumun analizini yapıldıktan sonra ve proje fikri ortaya çıktıktan sonra planlama aşaması, hangi faaliyetleri, hangi bütçe ve kaynaklarla, ne kadarlık bir zaman içerisinde ve nerede yapacağımın belirlenmesi, planlama aşaması. Daha sonra tabii ki bu faaliyet planı doğrultusundaki finansman ve bütçe ayarlama kısmı ve tabii ki donör kuruluşla bu anlamda bu noktada irtibatta bulunma, projeyi uygulama kısmı. Daha sonra izleme ve değerlendirme, bizim ajansımızda da izleme ve değerlendirme birimimiz tarafından gerekli uzmanlar atanarak her proje için izleme ve değerlendirme sürecimiz başlıyor. Sözleşmenin imzalanmasından sonra. Burada fikrin belirlenmesine tekrar bir ok gidiyor. Bu sizce ne ifade ediyor olabilir? Yani bitirdik projemizi mesela. Belli bir fikir analiz ettik, planladık, finansmanını sağladık, uyguladık. İzleme ve değerlendirme süreçlerinden de geçirdik. Ama buradan bir ok daha var mesela, yeni fikrin belirlenmesine. Ne olabilir mesela? Şöyle, şimdi belli bir fikri projelendirdikten sonra ve sahadaki gerçek uygulamalar ve gerçek şartlarla karşılaştıktan sonra ve o projeyi nihayetlendirdikten sonra, yani gerek o projenin sonuçları ya da mesela sahada karşılaştığımız başka bir takım faktörler bizde bambaşka fikirlerin oluşmasına sebep olabilir. Benzer alanlarda ya da farklı alanlarda ya da mesela projenin bazı eksikliklerinin ya da mesela şöyle olsaydı ya da şu konuda da şu yapılabilir gibi bambaşka fikirlerin oluşmasına sebep oluyor. Çünkü proje gerçekten çok öğretici ve eğitici bir süreç. Yani 12 aylık bir projenin hani uygulama aşamalarında hani hiç bilmediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bambaşka sorunlara temas edebilirsiniz. Dolayısıyla bir projenin bitimi bambaşka bir projenin doğmasına da sebep oluyor, fikir bazında olsun. O yüzden böyle bir döngüden bahsediyoruz. Yani her projenin bitimi aslında bir başka projenin başlangıcı olarak da görebiliriz. Ya potansiyel başlangıcı olarak diyelim ya da. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani kısaca özetlemeye çalıştım çok ana konuları. Dediğim gibi yani her destek bazında rehber kılavuzlarımız çok kritik. Bunları mutlaka incelememiz gerekiyor. Hani rehber kılavuzunu inceledikten sonra yine sorularınız olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz. İrtibat numaralarımız da şöyle
vermiş olalım. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Ebru Hanım sunumunuz için. Sorusu olan varsa alınabilir. Yoksa öğleden sonra için bir sunumumuz kaldı. KAIST ile ilgili işte genel bir giriş ve KAIST'in içerisinde aslında Ebru Hanım'ın bu sunumunda bahsedilen birçok unsurun da tekrarının, bir nevi tekrarının olduğu detayları biraz daha içeren bir sunum. Bu noktada öğleden sonraki başlangıcı kaç olarak belirleyelim acaba? Şu an yani başlayalım derseniz herhalde ara vermeden devam edildiği için bayağı bir yorgunluk olmuş olabilir. Bir de öğle yemeği saati geldi. 1'de mi başlayalım, 1.30'dan başlayalım? Genel kanı ortak nedir acaba? Fikirler olabilir miyiz? Yani bir çeyrek olabilir. İki, bir çeyrek. Herkes için uygun mudur? Bir çeyrek chatten de yazabilirsiniz ya da sesli olarak da fikir beyan edebilirsiniz. Evet Merve Hanım 13.30 çok iyi olabilir diyor. 13.30 da olur benim için. Sizin arasında bir rakam söylemiştim. Rabia Hanım 1.15 uygundur diyor. Merve Hanım'ı da mağdur etmeyelim. Eğer diğer insanlar için 1.30 uygunsa herkes için 1.30 diyelim. Uygundur. O sunumumuzda herhalde zaten uygundur. Yani 1.5 saat içerisinde tahmini bitecek bir sunum olacak. O zaman hepinize teşekkür ediyoruz. 1.30'da görüşmek üzere diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Saat 14.40 oldu. Bundan sonraki bölümde öğleden sonra KAIST'la ilgili KAIST'la projenin girilmesiyle ilgili bazı bilgiler verilecek. Başlıklarımız hani destek başvurusu ile ilgili genel bilgi, KAIST PFD modülüne nasıl giriş yapabiliriz, başvuru sahibi kaydı nasıl olur, başvuru dokümanları neler, başvuru formu ve ekleri, başvuru formunun bölümleri, KAIST PFD'de proje teklif girişi nasıl yapılır, başvuru adımları, bütçe bölümü ve başvuru teslimiyle ilgili bilgiler olacak. Projemizin başvurusunu Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunu hani bizim web sitemizde ankara.k.org.tr'de girdiğinizde üst kısımda bir KAIST PFD sekmesi var. Oradan girebiliyorsunuz veya altta görülen linkten de giriş yapabilirsiniz. KAIST uygulama.sanayi.gov.tr sitesinden giriş yapılabiliyor. Buraya E-Devlet giriş yaptığınızda sizi E-Devlet'e yönlendiriyor. E-Devlet'ten kendi TC kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapıyorsunuz. Daha sonra kendi kişisel bilgilerinizi girip hani bir şifre alıyorsunuz. Ayşe Hanım, slide ilerlemiyor galiba. İlerletmiyor mu? Yok. Şu anda ilerlemiyor mu? İlk slide'da. Bir daha o zaman baştan alayım.
Şimdi ilerliyor mu Ebru Hanım? Evet. Evet, şu anda şimdi ilerliyor. Tamam. İlerliyor, evet. Tamam. Tekrar baştan alayım o zaman. Şimdi bu sunumumuzda 4 bölüm var. Birisi genel olarak başvuru nasıl yapılacak, nereye yapılacak? İkincisi başvuru dokümanları, başvuru formu, ekleri, bölümleri. Üçüncü bölüm KSPFD'de başvuru adımları. Hangi bölümler var burada? Bütçe gibi. Son bölüm de başvurunun teslimiyle ilgili, tamamlanma işlemleri ve başvuru tarihleriyle ilgili. Biz hani projemizi Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden girişini yapıyoruz. İlk kez hani bu sisteme girecek olanlar bizim hani web sitesinde üstte KSPFD şeklinde bir sekme var. Oradan girebilirler doğrudan veya kaysuygulama.sanayi.gov. Şeklindeki buradaki linkten de giriş yapabilirler. Oraya giriş yapıldıktan sonra E-Devlet'e yönlendiriliyor. Sistem E-Devlet'e yönlendiriyor. Oradan kendi TC numaranızla giriş yapıyorsunuz. Daha sonra kendi bilgilerinizi giriyorsunuz KAYS sistemine tekrar ve bir şifre oluşturuyorsunuz burada. Sisteme kaydoluyorsunuz gerçek kişi olarak. Daha sonra da açılan ekranda şurada gördüğünüz kullanıcı işlemleri bölümünden tüzel paydaş işlemleri seçiliyor. Burada da tüzel paydaş işlemlerinde de firmanızın bilgilerini girerek bir tüzel kişilik oluşturuyorsunuz orada. Tüzel kimlik oluşturuyorsunuz. Burada da yine firmaya ait bilgiler isteniyor. Bunları girdikten sonra altta görülen ekle butonuna basarak hani kayıt edilmiş oluyorsunuz. Daha sonra projenizi gireceğiniz zaman da başvuru işlemleri kısmından yapılıyor. Burada başvuru işlemlerini seçiyorsunuz. Karşınıza proje teklif çağrısı, fizibilite desteği, teknik destek gibi bölümler çıkıyor. Oradan proje teklif çağrısını seçmeniz gerekiyor. Burada da yine il olarak Ankara'yı seçtikten sonra bizim ajansımızda açık olan destek programları ekrana geliyor. Oradan da tıbbi cihazlar finansman desteği programını seçiyoruz. Bu programı seçtiğimizde bizim karşımıza başvuru formu geliyor. Bütçe, mantıksal çerçeve ve kilit personelin özgeçmişleri KAYS sistemi üzerinde. Onun dışında projeye ekleyeceğimiz bazı belgeler de dışarıda temin ediliyor veya dışarıdan hazırlanarak sisteme yüklenen belgeler. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Başvuru formunun bölümlerine baktığımızda işte proje özeti var, proje genel bilgileri, proje özeti, başvuru sahibi, başvuru sahibiyle ilgili bilgiler, kimlik bilgisi, benzer proje tecrübeleri varsa onlar, başka başvuruları varsa ajansımıza onlarla ilgili bilgilerin girileceği yerler. Yine ortak ve iştirakçılar diye bir bölüm size gelmeyecek. Çünkü bu programımız kapsamında ortak ve iştirakçı uygun değil. Daha sonra proje ayrıntısı bölümü var. Burada projenizin yazıyorsunuz aslında bu bölümü. Oluşturuyorsunuz baştan sona. Burada da yine amaç gerekçelendirme, faaliyet, yöntem, performans göstergeleri, beklenen sonuçlar gibi bölümler var. Bunları biraz sonra kısa kısa üzerinden geçeceğiz.
en sonunda da başvuruyu kontrol et, tamamla diye bir kısım var. Bu projeyle ilgili sekmeler sol tarafta yer alıyor. Buradan açarak mesela başvuru sahibiyle ilgili bölümü tıklattığımızda da karşımıza doldurmamız gereken yerler geliyor. Buralardan hani seçenekleri, size uygun olanları seçerek veya proje adınızı girerek adım adım oluşturuyorsunuz. Burada her bir sol taraftaki sekmeyi açtıktan sonra bilgilerinizi girdikten sonra kaydet ve devam ete basmanız önemli. Yani bu işlemi yapmazsanız o bölümü kaydetmez. Projenin özeti kısmında da yine ekranda gördüğünüz bölümler var. Projeyle ilgili her bir bölümü buralara tıklatarak işte genel amacını, özel amacını, hedef gruplarını, nihai yararlanıcıları, beklenen sonuçlar, temel faaliyetler gibi bilgileri giriyoruz tek tek. Proje ayrıntısı kısmında amaç ve gerekçelendirme kısmına bakacak olursak, burada projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedefleri yazıyoruz. İkinci kısımda projenin program hedefleri ve öncelikleriyle ilgisini yazıyoruz. Burada bizim programımızın da genel amaç ve özel amaçları var, öncelikleri var. Rehberi okumuşsanız bunları görmüşsünüzdür. Sizin de hani yazdığınız projenin bizim program hedef ve önceliklerimizle ilgili olması gerekiyor. Siz burada kendi projenizin bizim hedeflerimize, önceliklerimize nasıl bir katkısı olacak onu yazıyorsunuz. İkinci kısımda kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması. Sizin hani projenizde belli bir ihtiyaç ve sorundan yola çıkarak hazırlıyorsunuz. Bunu sektörle ilişkilendirerek, Ankara ve sektörle ilişkilendirerek buraya hani bu projeyi yazma gerekçenizi, tabii öncelikle firmanızın ihtiyacından yola çıkacaksınız ama yine hani sizin projenizin tıbbi cihazlar sektörüne nasıl bir katkısı olacak, orada hangi ihtiyaç ve sorunlara çözüm getirecek, onunla ilgili ayrıntıları yazıyorsunuz. Daha sonra hedef grubun ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları bölümü var. Burada hedef grubunuzu yazacaksınız. Ve hedef grubun seçilme nedenleri. En başta hani amaç ve gerekçelendirme var proje ayrıntısı kısmında. Proje ayrıntısından sonra da başvuruyu kontrol et ve tamamla diye sonraki bölümde var. Bunu şimdilik atlayacağım. Daha sonra çünkü en sonunda slaytım var. Bu amaç ve gerekçelendirme bölümünü anlatmış olduk. Burada sormak istedikleriniz varsa hani kesip sorabilirsiniz. Genel amaç ve özel amaçtan, genel amaç ve özel amacını yazacaksınız projenizin. Genel amaç projenizin uzun vadeli nihai amacı. Projenizin hani çözülmesine katkı sunacağı genel sorun. Özel amaç ise projeyle gerçekleştirilmek istenen dönüşümdür. Bu özel amaç genel amaçtan biraz daha hani kısa vadeli, sizin projenizin süresiyle orantılı amaç. Hani projenizi bitirdiğinizde gerçekleştirmek istediğiniz dönüşüm nedir? Burada bunun yazılması gerekir.
özel amacın hani ulaşılabilir ve gerçekçi olması gerekir. Yani sizin projenizle projenizin faaliyetleriyle bu amacın gerçekleştirilebilir olması gerekir. Projenin program hedef ve öncelikleriyle ilişkisi. Buna değinmiştim. Projenin genel ve özel amaçlarının destek programının amaç ve öncelikleriyle ilgisi belirtilmelidir. Yine hani genel amaç ve özel amaç arasında bir neden sonuç ilişkisi olması gerekir. Yani özel amaç genel amaca hizmet etmelidir. Yine hani genel amaçta özel amacı kapsar bir şekilde olmalıdır. Yani birbiriyle uyumlu olması gerekir. Projenin kapsadığı bölgedeki ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların tanımlanması. Hedef bölge, projenin gerçekleşeceği veya etkileyeceği bölge. Burada bizim hedef bölgemiz Ankara aslında. Ama hani sizin sektör olarak tıbbi cihazlar biraz daha geniş bir kesime hitap edebilir Türkiye gibi. Ama esas bölgemiz Ankara. Hedef bölgenin mevcut durumu analiz edilip sorun ve ihtiyaçları tespit edilmelidir. Yani hedef bölgenin mevcut durumuna göre bazı ihtiyaç ve sorunları var mutlaka. Sizin projenizin de bu ihtiyaç ve sorunlara çözüm getiriyor olması gerekir. Sorun ve ihtiyaçlar somut ve net bir şekilde belirtilmelidir. Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı. Hedef gruplar projeden doğrudan fayda sağlayacak kişi ya da gruplardır. Nihai yararlanıcılar da projeden orta ve uzun vadede dolaylı fayda sağlayacak olan gruplardır. Hedef gruplar dediğimizde hani sizin projeniz bittiğinde sizin projenizin çıktılarından doğrudan etkilenen, olumlu etkilenen kişiler olmalıdır. Örneğin bir tıbbi cihaz ürünü üretiliyorsa bunu kullanacak olan kişiler veya kurumlar hedef gruptur. Kusura bakmayın biraz. Diğer bir bölüm faaliyet bölümleri. Burada projenizin faaliyetlerini ekliyorsunuz. Her bir projede ana faaliyetler olması gerekiyor. Her bir ana faaliyeti de burada ekle tuşuna basarak gelen ekrandan bilgileri ekliyoruz.
Yine faaliyetlerin açıklaması kısmına faaliyetlerle ilgili ayrıntılı açıklamaların yapılması gerekiyor. Yani bu faaliyetleri neden yapılıyor? Hangi hedeflere, amaçları gerçekleştirmek için yapılacak? Bunlarla ilgili bilgiler vermemiz gerekiyor. Yine faaliyeti kimler yapacak, nasıl yapacak? Bu bilgileri de faaliyetlerle ilgili bölüme ekliyoruz. Diğer bir kısım yöntem bölümü. Yöntem bölümünde de projenizin uygulama yöntemleri ve kullanacağınız yöntemin nedenlerini ve gerekçelerini yazıyoruz. Projeniz hani daha önceden başka yapılan bir projenin devamı olabilir. Bu durumda hani önceki projeyle ilgili bağlantısının yazılması gerekiyor. Yine hani proje büyük bir programın parçasıyla ilgiliyse o büyük programla ilgili bilgi vererek bu programa nasıl koordine edileceği, nasıl katkıda bulunacağı bilgisi yazılıyor. Projenin takibi, iç ve dış değerlendirmesiyle ilgili prosedürler bu bölümde anlatılıyor. Yine çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması da bu bölümde yazılıyor. Proje ekibi, proje ekibinde kimler olacak? İşte projenin uygulanması için önerilen temel amaçlar, araçlar neler? Bunları da yöntem bölümünde yazıyoruz. Tekrar edecek olursak, yöntem projenin amacına ulaşması ve beklenen sonuçları elde etmesi için faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceğini ifade ediyor. Yöntemin neden seçildiğini, bu yöntemin projeyi amacına nasıl ulaştıracağına ilişkin bilgiler sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belirtilmelidir. Seçilen yöntemin uygulanabilir olduğu ve hedef kitle üzerinde somut etki yaratacağı açıklanmalıdır. Yine yöntemin etkililiği ve verimliliği ortaya konmalıdır bu bölümde. Yine proje daha önceki başka bir projenin devamıysa bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceği anlatılmalıdır. Proje yine büyük bir programın parçası ise programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceği anlatılmalıdır. Bunu anlamak için şu soruları kendimize sorabiliriz. Ortak çalışma, faaliyet ve yöntemler nelerdir? Diğer programın uygunluk kriterleri ile ajans uygunluk kriterleri nasıl uyumlu hale getirilebilir? Bu durumun yaratabileceği riskler, varsayımlar nelerdir? Proje takibi ve iç dış değerlendirme prosedürleri de yöntemin bir parçasıydı. Burada da uygunluk, etkililik, verimlilik ve sürdürülebilirliğin tespiti ve analizi için iç ve dış denetim sistemleri nasıl yürütülecek, bunlardan kimler sorumlu olacak ve nasıl bir takvimlendirme yapılacak, bunlar belirtilmelidir. Yine bu bölümde gerekli raporlamalar ve risk analizlerinden bahsedilmelidir. Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri,
anlatılmalıdır. Proje aktörleri, başvuru sahibi, hedef gruplar gibi projeyle doğrudan ilgili olan aktörlerdir. Paydaşlar, projede hangi rolleri üstlenecekler? Belirtilen rollere seçilmenin nedenleri nelerdir? Projede yer alan aktörlerin açıkça tanımlanmış sorumlulukları nelerdir? Bunlarla ilgili bilgilerin buraya yazılması gerekir. Proje için önerilen ekip, proje ekibi rolleri, sorumlulukları ve proje için önemi açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Kilit personelin özgeçmişlerinin girişi yapılmalıdır. Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar, projede hangi ekipman ve donanımlar kullanılacak, bunları hani kullanmanın amacı nedir ve niye gerekli oldukları bu bölümde açıklanmalıdır. Proje ekipmanlarının proje faaliyetleriyle ilgisi ve proje için önemi anlatılmalıdır. Diğer bir bölüm proje ayrıntısında performans göstergesi. Projelerinizi sunarken en az 3 tane performans göstergesi belirlenmesi gerekiyor. Bunlar kaysa sizin önünüze geliyor zaten. Oradan 3'ünü seçiyorsunuz. Proje performans göstergelerini belirlerken projede gerçekleştirilen faaliyetlerinin etkilerini hani izleyebileceğiniz şekilde göstergeler belirlenmeli. Bunlar hani gerçekçi olmalı, ölçülebilir, doğrulanabilir göstergeler olmalı. Projenin etkililiğini ortaya koymalı. Burada bir örnek var. KAIST'ta performans göstergesi bölümünü açtığınızda aşağıda gördüğünüz listeye benzer bir liste önünüze çıkıyor. Oradan seçiyorsunuz. Yine burada belirlediğiniz performans göstergelerinin yani mantıksal çerçeve bölümündeki göstergelerle paralel olması gerekir. Onlarla uyumlu olması gerekir. Bu programımız kapsamında yerli malıyla ilgili bir uyarımız var. Proje kapsamında yerli malı belgesine sahip mal alımı taahhüdünüz varsa ayrıca bir performans göstergesi olarak belirlenmesi gerekiyor ve proje sonunda bu taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde destek tutarının %10'u kadar uygulanacak ilave cezai şart da sözleşmede yer verilir gibi bir uyarımız var rehberimizde. Yani projeniz kapsamında yerli malı belgesine sahip bir mal alımını taahhüt etmişseniz projenin bitiminde o mal alımının gerçekleştirilmesi gerekir. Eğer hani beyan ettiğiniz gibi bir malı almadıysanız bu durumda destek tutarının %10'u kadar bir ilave ceza olur. Buna hani dikkat edilmesi gerekir proje hazırlanırken. Diğer bir bölümler proje ayrıntısı içinde beklenen sonuçlar. Burada da beklenen sonuçların hedef grupların yararlanıcıların üzerindeki etkisi, somut çıktılar, çarpan etkileri, sürdürülebilirlik ve görünürlük faaliyetleri gibi bölümleri var. Beklenen sonuçların hedef gruplar ve yararlanıcılar üzerindeki etkilerini burada belirtmeniz gerekiyor. Proje neticesinde hedef grupların durumunda ne gibi değişimler olacak? Bu değişiklikleri gerekçelendirme bölümüyle tutarlı olarak burada belirtmeniz gerekiyor. Hedef grupların
teknik ve yönetim kapasiteleri, proje kapsamında belirlenen hedef grupların teknik ve yönetim kapasitelerinde ne gibi iyileşme ve değişimler gerçekleşecek? Bu kısımda bunun yazılması gerekir. Somut çıktılar, proje faaliyetleri sonucunda elde edilecek ürün, hizmet ve etkilerdir. Projeniz bittiğinde hangi ürün ve hizmetler elde edilecek? Bunların yazılması gerekir. Çıktılar mümkün olduğunca somut ve ölçülebilir olmalıdır. Beklenen sonuçların diğer bir kısmı da çarpan etkileri. Çarpan etkisi, hani projeniz bittikten sonra sonuçlarının hani daha başka olumlu tekrarlanma ve yayılmaya katkısı olacak mı veya öyle bir olasılığı var mı, bunları belirtmemiz gerekiyor. Proje sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığı nedir? Proje benzer projeleri öncelik edebilecek mi? Bağlantılı başka sektör alanları, bağlantılı başka sektör veya alanlara ne gibi olumlu etkileri olacak? Proje sonuçlarının çoğalması ve yayılması için bir mekanizma öngörülmekte mi? Çarpan etkilerini bu soruları cevaplayarak oluşturabilirsiniz. Diğer bir bölüm sürdürülebilirlik. Proje etkilerinin proje bittikten sonra da devam etmesi ve projenin genel hedefe ulaşmada uzun vadeli yarar üretmesidir. Burada sürdürülebilirlik birkaç boyutta gerçekleşebilir. Mali, kurumsal, politik ve kalkınma ve çevresel boyutuna katkıda bulunabilir. Mali boyut tunu tespit edebilmek için sürdürülebilirliğin faaliyetlerin dış destek bittikten sonra nasıl finanse edileceği, faydalanıcılar faaliyetlere mali katkı sunmaya devam edecek mi? Bu sorulara cevap vererek yani mali boyuttaki sürdürülebilirliği anlatabiliriz. Diğer bir sürdürülebilirlik boyutu kurumsal boyut. Burada projeden faydalanan grupların proje faydalarına erişimleri nasıl sağlanacak? Destek bittikten sonra yararlanıcı ürün hizmet üretimine devam edecek mi? Yerel sahiplenme olacak mı projenin sonuçları ile ilgili? Proje sırasında elde edilen ekipman ve imkanlar proje sonrasında ne şekilde kullanılacak? Diğer bir boyut, sürdürülebilirliğin diğer bir boyutu, politik boyut. Burada da proje yasal ve politik yapıda ne gibi değişimler yaratacak varsa bunu da bu kısımda yazmamız gerekir. Proje hani kalkınma ve çevreyle ilgili de bir sürdürülebilirlik taşıyor olabilir. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkide bulunacak unsurlar içeriyor mu projemiz? Sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını ne kadar önemsiyor? Bunlarla ilgili projenizde eğer varsa bu tarz sürdürülebilirlik boyutu, onları da bu kısma yazılması gerekir. Beklenen sonuçların diğer bir bölümü de görünürlük faaliyetleri. Siz projenizi uygularken projenizin uygulama süresince ajansın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görünürlüğünü de sağlamanız gerekiyor. İşte logolarla veya başka araçlarla bunları hani bizim görünürlük rehberimize göre yapıyorsunuz. Bunu nasıl sağlayacağınızı, hani ajans ve bakanlığın görünürlüğünü projeniz kapsamında nasıl sağlayacaksınız? Bununla ilgili ayrıntılı
açıklamayı da buraya yazmanız gerekir. Proje ayrıntısının diğer bir bölümü de mantıksal çerçeve. Ebru Hanım, sabahleyin bu mantıksal çerçeveyi proje hazırlama kısmında geçmişti üzerinden. Yine o mantığa göre buradaki bölümlerin doldurulması gerekir. Burada bazı sorular var. Hani projenizi sizin mantıksal çerçevesini hazırlarken burada kutucuklar var. Onlarla ilgili sorular var. Onlar zaten hani yönlendirici sorular. Onları cevapladığınızda kolaylıkla bu mantıksal çerçeve doldurulmuş olur. Diğer bir bölüm bütçe, proje ayrıntısında. Bütçede bütçe kalemleri yer alıyor sol tarafta. Kodları var. Birim miktar, birim maliyeti, toplam maliyet şeklinde her bir bütçe kalemiyle ilgili bilgileri giriyoruz. Bütçeyi de yine faaliyetlerde olduğu gibi ekle diyerek giriyoruz. Sizin karşınıza solda gördüğünüz bütçe başlıkları otomatik olarak geliyor. Sizin hani o başlıklardan başlıkların altında bütçe kaleminiz varsa oraya tıkladıktan sonra karşınıza gördüğünüz gibi bir ekran geliyor. Burada bütçe kalemiyle ilgili bilgileri dolduruyorsunuz. En altta da proforma fatura kısmı var. Bu kısım çok önemli. Buraya da her bir bütçe kalemiyle ilgili temin ettiğiniz proforma faturayı sistemden yüklüyorsunuz. Daha sonra ekle diyerek o bütçe kalemini oluşturmuş oluyorsunuz. Her bir bütçe kalemi için bu işlem tekrarlanıyor. Buraya kadar sormak istedikleriniz var mı? Önceki kısımlarda sesimde biraz sorun oldu, biraz rahatsızlık oldu. O yüzden tam anlatamamış olabilirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa durdurup sorabilirsiniz. Bu kısımda bütçe nasıl doldurulur diye bir bölüm var. Bu konudan da aslında sabahleyin üzerinde durulmuştu. Şöyle kısa kısa geçecek olursak, bizim bütçede yazacağımız kalemlerin, maliyetlerin hepsinin de uygun maliyetler olması gerekiyor. Rehberde uygun maliyetler bölümünde belirtilen şekilde uygun olması gerekir. Uygun olmayan maliyetler varsa eğer bütçenizde, hani başarılı olması durumunda projenizin, daha sonra bu uygun olmayan maliyetler bütçeden çıkarılıyor. Onun için hani bütün bütçe kalemlerinin uygun maliyetleri içermesi gerekir. Maliyetlerle ilgili genel koşullarımız var. Bir tanesi uygulama süresi içinde gerçekleşmesi. Diğeri bu maliyetin projenin yürütülmesi için gerekli olması ve bütçe rakamının da yine gerçekçi olması gerekir. Ayrıca hani yararlanıcının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması gerekir. Ve her bir bütçe kaleminin de yine orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Proforma fatura gibi. Bütçeyi doldururken uygun olan maliyetler, olmayan maliyetler vardı. Uygun maliyetler de uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler şeklinde ikiye ayrılıyor. Uygun doğrudan maliyetler hani rehberimizde de sıralanmış durumda. Sabahleyin de Nedim Bey
bunun üzerinde de durmuştu, bahsetmişti. O yüzden burayı geçiyorum. Uygun dolaylı maliyetler de genel idari giderleri karşılamak üzere ayrılan tutardır. Bunlar hani elektrik, su, ısınma, kira maliyeti gibi giderler, genel idari giderler. Uygun dolaylı maliyetleri proje bütçesinin ilk 6 kalemindeki tutarları toplayarak bunun üzerinden %2'sini aşmayacak şekilde belirleyebiliyoruz. Uygun olmayan maliyetlerden de bahsedilmişti. Nedim Bey bahsetmişti. Bu finansman desteği kapsamında, bu program kapsamında insan kaynakları ve seyahatler uygun maliyetler değil. O yüzden sizin doldurmanız gereken bütçe kalemleri, 3 nolu başlıklı ekipman ve malzeme, bu arada 4 vardı, o da kiralamayla ilgili bir bütçe kalemi, o da uygun olmadığı için onu burada göstermedik. Siz hani 3, 5, 6, 7 ve 8. Kalemlerdeki kalemlere hani uygun maliyetlerinizi yazabilirsiniz. Buradan baktığımızda ekipman ve malzeme, diğer maliyetler, hizmetler ve diğer kalemleri 3, 5 ve 6 başlıkları doğrudan maliyetler. Bunların toplam maliyeti üzerinden de %2'sini belirlediğimizde 8 nolu idari maliyetler başlığına yazabiliyoruz. Bu da dolaylı maliyetler. Bütçe kalemlerimizden şimdi tek tek bütçe altındaki gruplara bakacağız. 3 ekipman başlığı, ekipman ve malzeme başlığı. Proje kapsamında satın alınacak yeni ekipman maliyetlerini buraya yazabilirsiniz. Maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi için detaylı olarak ekipman ve özelliklerinin açıklanması gerekir. Burada bütçe kalemini yazdığınızda orada açıklama kısmı vardı. Hani oraya bu ekipmanı ve özelliklerini yazarak hani faaliyetlerle de biraz ilişki kurabilirsiniz. Faaliyetlerle ilişkisinden de bahsedebilirsiniz orada. Yine bu makine ve ekipmanlar proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olmalı. Piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmalı. Fiyatı belirlerken taşıma ve montaj gibi masraflar gerekiyorsa bunlar da mutlaka o kaleme dahil edilmeli. Bütçe başlıklarından bir diğeri diğer maliyetler ve hizmetler. Burada proje kapsamında gerçekleştirilecek basım, araştırma, konferans, tercüme, denetim, değerlendirme ve görünürlük faaliyetlerinin maliyetlerini buraya yazabiliriz. Sadece hani bir hizmet alımınız varsa ve taşere ediliyorsa, hani ihale ediliyorsa başka birine bu başlık altında gösterebilirsiniz. İhale alt sözleşme. Burada hani hizmet alımlarınızı buraya yazabilirsiniz. Diğer başlığı 6. Burada da hani üst kalemlerde yazamadığınız diğer uygun maliyetleri, uygun doğrudan maliyetleri buraya yazabiliriz. 6 başlığının altına. Diğer bütçe başlıklarına girmeyen danışmanlık,
hizmet alımları örneğin burada gösterilebilir. Maliyetlerin her biri ayrı bir kalem olarak birim sayısı ve birim maliyeti belirtilerek bütçelendirilmelidir. İdari maliyetlerden bahsetmiştim. Burada bir örnek var. İdari maliyetleri örnek. Birden altıya kadar olan bütçe tutarları toplanıyor. Bunun üzerinden %2'si tespit edilerek, hesaplanarak tutara ekleniyor. Örneğin 1 ile 6'nın toplamı 1000 ise bunun %2'si aslında 20. Burada 1020 olması gerekirdi. Burada bir yanlış yapmışız. Bu şekilde hesaplanıyor. Bütçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bu biraz tekrar gibi olacak ama hani tekrar etmekte fayda var. Bütçeye sadece uygun maliyetler yazılmalı. Bütçede tüm maliyetlere ayrı ayrı alt kalemler halinde yer verilmeli. Götürü tutar yazılmamalı. Mümkün olduğunca hani bir mal veya hizmet kendi başına yazılmaya çalışılmalı. Hani bu mal grupları toplanarak bütçe kalemi oluşturulmamalı. Ve eklenen her bütçe kalemine gerekçelendirilmesi yapılmalı. Gerekçelendirme kısmında hani bu bütçe kalemine neden ihtiyaç duyuldu? Hangi faaliyet kapsamında kullanılacak? Hangi faaliyetin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak? Şeklinde bir gerekçelendirme yapılması gerekir mutlaka. Bütçenin geçerlilik süresi projenin süresiyle sınırlıdır. Yani bütçenin yani projenin başlamasından önceki harcamalar ve proje bittikten sonraki harcamalar bütçeden karşılanamıyor. Proje süresi bittiğinde hani bütçede yer alan maliyetlerin yani harcamaların da gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Bütçedeki her kalem yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır. Bu da çok önemli bir konu. Bütçe kalemlerinin hepsi projede yazdığımız faaliyetlerle doğrudan ilişkili olmalı. Faaliyetlerle ilişkili olmayan bir bütçe kalemi yazılmamalı. Bunlar da yine bütçe revizyonu sırasında siliniyor. Bu da önemli bir konu. Bütçedeki toplam tutar sadece talep edilen hibe miktarını değil, proje için gerekli bütçe miktarını gösterir. Burada da projenin toplam tutarıyla bütçenin toplam tutarı birbirine eşit olmalı. Yani destekten ayrı olarak. Destekle ilişkili değil. Destek tutarı ile ilişkilendirilmemeli. Bütçedeki tüm miktarlar gerçek piyasa koşullarını yansıtmalı ve uygun maliyetler tanımına girmeli. Bütçe oluşturulurken bütçedeki kalemler buradaki tutarların gerçek hayattaki gerçek piyasa koşullarına uyumlu olması gerekir. Ve uygun maliyet tanımına da girmeli doğal olarak. Bütçede belirtilen her gider kalemi belgelendirilmelidir. Ya proforma fatura alınmalıdır ya teklif alınmalıdır. Bir belge mutlaka o kalemle ilgili bölüme yüklenmelidir. Bütçe kısıtları da önemli. Burada ona da dikkat edilmelidir. Örneğin ham madde alımları ile ilgili bir kısıtımız vardı. %5 gibi. O tarz kısıtlar da önemli.
buraya kadar KAIST'a başvuru ile ilgili bölümleri görmüş olduk. Bunlar hani KAIST'taki kalemlerdi. Siz oradaki sol taraftaki başlıklara tıklayarak oradaki oradan çıkan boşlukları doldurarak projenizi oluşturuyorsunuz. Ve hani bütçede de proforma faturalarınızı her bir bütçe kalemini ekliyorsunuz. Bu şekilde hani proje oluşturuluyor. Projenin yazım kısmı bitirilmiş oluyor buraya kadar. Bir de ayrıca siz hani projeyi KAIST'a yazdıktan sonra bir de dışarıda hani kurumlardan almanız gereken belgeler varsa veya kendi hazırlamanız gereken beyanlar gibi belgeler varsa onları dışarıda hazırlıyorsunuz ve sisteme yüklüyorsunuz. Bunlar da destekleyici belgeler bölümüne yükleniyor. Proje ayrıntısının destekleyici belgeler bölümü var. Bu kısma yükleniyor. Destekleyici belgelerden bazıları da beyannameler. Burada EG1, EG2, EGF ve EGG. Bizim rehberimizin ekinde Word belgesi olarak yer alıyor. Siz bunları doldurarak Word'te çıktısını alıp ıslak imza ile imzalıyorsunuz ve sisteme yüklüyorsunuz. Destekleyici belge ve beyanlar kısmına. Şimdi bunlara bakacak olursak şurada görüntüsü var. Burada boşluklar var. Siz onları kendi projenize uygun bir şekilde dolduruyorsunuz ve tarihi atarak projenizin yetkili kişisi, kanunen temsile yetkili kişisi bu kısımları imzalıyor. Bu başvuru sahibinin beyannamesi, bu yine yetkili kişiniz tarafından, yetkili kişi veya birden fazla kişi yetkiliyse imzalıyorlar. Islak imzalı olarak imzalıyorlar. Daha sonra onu siz taratıp sisteme yüklüyorsunuz. Burada teknik uygunluk formu var. Bu da yine burada projenize uygun bir şekilde düzenliyorsunuz. İleri teknoloji ürün beyanı da burada ürettiğiniz veya üretecek olduğunuz ürünü burada seçerek işaretliyorsunuz ve yine ıslak imzalı olarak sisteme yükleniyor. Bu destekleyici belgeler hani bir yukarıda belirtilen bu belgelerin dışında yine sizin hani kendi kurumunuzla ilgili firmanızla ilgili belgeler de isteniyor. Örneğin faaliyet belgesi, Ankara'da faaliyette olduğunuza dair bir faaliyet belgesi, odadan temin edilen ticaret sicili, işte imza sürküleri veya sizin ürettiğiniz ve üretecek olduğunuz ürünlerle ilgili yerli malı belgesi varsa veya satın alacağınız ürünlerden o tarz belgeleri de yine destekleyici belgelere yükleniyor. Proje ayrıntısının diğer bir bölümü de özgeçmiş bölümü. Burada projenizin kilit personelinin özgeçmişini girmeniz gerekiyor. Hani matbu olarak tarayarak yüklemiyorsunuz özgeçmişleri. Burada tek tek hani bilgilerini girerek oluşturuyorsunuz. Proje ayrıntısının en son kısmında da başvuru tamamlama şeklinde bir bölüm var. Burada da sizin yukarıda projeyi oluştururken doldurduğunuz bölümleri görüyorsunuz. Mesela proje özeti sayfası. Eğer burada çarpı varsa o doldurulmamış, boş bırakılmış demektir. Bunlar hep
tik olması gerekir, yeşil tik. Boş kısımları buradan görebiliyorsunuz. Boşsa o kısmı tıklatarak tekrar sayfaya gidip bilgiler girilebiliyor. Başvurunuzu tamamladıktan sonra şu soldaki başvuru önünüzde denildiğinde projeniz PDF şeklinde önünüze çıkıyor. Oradan da bütününü kontrol edebilirsiniz. Başvuru önünüzde dedikten sonra yine başvuru formu kontrol listesi karşınıza geliyor. Ve orada da başvuru sahibinin doldurması gereken kontrol maddeleri bu şekilde hani tiklenmiş olarak karşınıza geliyor. Projenizi tamamen hazırladıktan, destekleyici belgelerinizi yükledikten sonra onaylama aşaması var. Bu kısım da çok önemli. Bu başvuru tamamla diye bir kısım çıkıyor karşınıza. Buna tıkladığınız ve onay verdiğiniz zaman bir daha geri dönüşü olmuyor. Hani projeyi onaylamış oluyorsunuz. Onun için bunun projenizi tamamen bitirdikten ve eksik kalmadığına emin olduktan sonra başvuruyu tamamlamanızda fayda var. Yani geriye dönüp değişiklik yapılamıyor bir daha. Başvuruyu tamamladıktan sonra bu başvuruyu tamamlama 23 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabiliyor. Bunu onayladıktan sonra bir haftalık bir süre var, 30 Eylül'e kadar. Bu süre içinde de sistem bir taahhütname üretiyor. O taahhütnameyi ya e-imza ile imzalamanız gerekiyor, e-imzanız varsa ve imzalarsanız onu hani sistem üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Ve projeyi sunmuş oluyorsunuz. Proje işlemleri bitmiş oluyor. Ama e-imzanız yoksa da taahhütnamenin çıktısı alınıyor. Islak imzalı olarak imzalanıyor ve 30 Eylül 2021 saat 17'ye kadar ajansa teslim edilmesi gerekiyor. Burada biz bir işlem yapıyoruz, teslim alınmıştır şeklinde. Bu işlemden sonra siz hani resmen başvuru yapmış oluyorsunuz. Sunum bu kadardı. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Yine hani şu anda aklınıza gelmemiş sorular olabilir. Eğer hani o tarz sorularınız olursa medifin@ankaraka.org.tr adresine gönderirseniz biz oradan da yine cevaplarız. Cuma günü de sık sorulan sorular şeklinde web sitemizde şimdiye kadar sorulan sorular ve cevapları yayınlanacak. Yine oradan da bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorunuz yok galiba. O zaman tekrar teşekkür ederim. Projelerinizden inşallah güzel sonuçlar alınır başvurularınızdan. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Ders bitti mi acaba? Ders bitti, evet. Tamam, ama sorularınız varsa hani sorabilirsiniz. Daha vaktimiz yok. Var. Benim yok. Teşekkür ediyorum. Hı-hı. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun.